Şimdi kayıt başlamış gibi görünüyor bende. Tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Bugün Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu'nun aktivitelerinden birisi için, etkinliklerinden birisi için bir araya geldik. Aslında bu ikinci etkinliğimiz. Özellikle video konferans üzerine söyleşiler etkinliğinin birincisini Haziran ayında sanırım yapmıştık. Bu çevrim için şu an ihtiyaç, biz bir öğretim üyelerimizden bir ihtiyaç analizi yaptık. Şu an tabii pandemi nedeniyle eğitimler hep çevrim içine döndüğü için ve bu konuda da bizim çok deneyimimiz olmadığı için çevrim içi eğitimlerle ilgili bir seri toplantı organize edelim dedik. Ve hatırlarsanız katılan hocalarımız var, katılamayanlar var. İlk toplantıyı video konferans üzerine söyleşiler birinci toplantısını Amerika Florida State University'den Profesör John Keller, emekli John Keller ve şu an bugünkü misafirlerimiz Anadolu Üniversitesi'nden Alper Hoca ve Hasan Hocalar'la birlikte yapmıştık. Orada tema biraz daha öğrenci ya da katılımcı motivasyonunu çevrimiçi ortamlarda artırma ile ilgiliydi ve tamamen öğretimde motivasyon odaklı bir model olan ARTS modeli üstünden biraz daha teorik gitmiştik. Şimdi bugün çevrimiçi öğrenme malzemelerinin tasarımı ve etkili sunum teknikleriyle ilgili bir şeyimiz olacak, toplantımız olacak. Başlamadan önce ben hocalarımı da size tekrar tanıtacağım ama Cemil Hocam siz de birkaç şey söylemek istersiniz herhalde. Teşekkür ederim. Ben de öncelikle konuk hocalarımıza, Alper hocamıza ve Hasan hocamıza hoş geldiniz diyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum toplantımıza katıldıkları için. Hoş bulduk hocam, rica ederiz. Hoş bulduk hocam, teşekkürler. Bizlere kendi deneyimlerini paylaştıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nin gerçekten bu uzaktan öğrenim konusunda tecrübeleri oldukça fazla. Aslında biz de fakülte olarak çevrimiçi uygulamalar, e-öğrenme konusunda çalışmalarımızı bir 5 yıl önce başlattık. E-öğrenme komisyonu kurarak ve aynı zamanda fakültemizde öğrenim kaynakları merkezi oluşturduk ve bunu bir altyapısını sağladık ve bir web sitesi üzerinden devam ediyorduk uygulamalarımızı ama pandemiyle birlikte bunu tamamen artık profesyonel şeklinde yapmamız gerektiğini anladık. Şimdi tabii tekrardan salgın bir aktiflendi. Hepiniz biliyorsunuz bu İzmir için de böyle. Biz acaba yüz yüze eğitim hayaliyle Eylül-Ekim aylarında yapabilir miyiz diye onu hazırlanırken yeniden bu salgının aktiflenmesiyle birlikte online eğitimler tekrardan gündeme geldi. Ve aldığımız kararlarla biz 5 Ekim'de eğitim öğretime tıp fakültesinde başlama kararı aldık. 5 Ekim'le birlikte başlayacağız. İnternlerimiz tabii ki yüz yüze eğitimine devam ediyor. Ancak yüz yüze eğitime teorik dersleri online 2 ay süreyle yaptıktan sonra Aralık gibi ilk uygulamalara eğer uygun olursa başlayabileceğiz. Bu nedenle hem de YÖK'ün %40'a kadar dersleri online yapabilirsiniz, derslerin toplamının bu yaptırımı üzerine de teorik derslerimizden başlayarak online olarak yapma kararını aldık. Böyle olunca tüm hocalarımızın bu çevrimiçi uygulamalarla tanışması, içerik hazırlaması, sunumlarını geliştirmesi gerekiyor. Bu çok çok önemli fakültemize. Ve sadece kendimizin fakülte içi toplantılar değil, dış paydaşlara, sizler gibi üniversitede deneyimli hocalarla bizlere yapacağımız toplantılar çok çok katkı verecek. Ben şimdiden güzel bir toplantı olacağını düşünüyorum. Tüm düzenleyen hocalara da, bu sürekli mesleksel gelişim komisyonu hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunu bu bir seri şeklinde sanıyorum biz böyle devam edeceğiz. Kendi fakülte içi eğitimimizi de sağlamış olacağız. Tabii bunun yanı sıra eğitici eğitimi modüllerimiz de var. Onları da Eylül ayı içerisinde uygulamış olacağız. Tekrardan iyi toplantılar diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz Cemil hocam. Ben hemen bir ekran paylaşımı yaparak toplantıyla ilgili geldi değil mi ekranım? Geldi mi? Evet hocam, geldi. Gelmiş görünüyor. Evet, bu bizim duyuruda sizlere gönderdiğimiz afişimizdi.
video konferans üzerine söyleşilerin ikincisinde çevrimiçi öğrenme malzemelerinin tasarımı ve çevrimiçi derslerde etkili sunum teknikleri konumuz. Söylediğimiz gibi konuklarımız da Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Alper Kumtepe ve Doktor Hasan Uçar, öğretim üyesi Doktor Hasan Uçar. Sürekli Mesleksel Gelişim Komisyonu üyesi hocalarımız Eser Hoca, Hilal Hoca, Nilüfer Hoca, İpek Hoca ve Serenas Hoca alt grup, uzaktan eğitimle ilgili çalışan alt grubumuz. Onlara ben de teşekkür etmek istiyorum özellikle organizasyon için. Çok güzel sinerjisi olan bir grup oldu. Etkinliklerin devamı da gelecek ve biz perşembe günlerine fixledik SMGK olarak etkinlikleri. Perşembe yapabilirsek, uygun olursa saat 11'lerde. Yine böyle çevrim içi uygulamalara yönelik eğitimde seri toplantılar olacak. Hocalarımızı biraz tanıtayım ben size. Alper Profesör Doktor Alper Tolga Kumtepe, 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İletişim ve Planlaması bölümünden mezun olmuş. Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu'yla Florida State University'de erken çocukluk eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamış. 2006 yılından beri de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Ana akademik ilgi alanları özellikle uzaktan, açık ve uzaktan öğrenme, uzaktan eğitimde motivasyon stratejileri ki geçen bir önceki toplantıda ve şimdi de etkili sunumla birlikte bu da vurgulanacaktır. Öğrenme yönetim sistemlerinde öğrenme analitikleri temel çalışma alanları. Diğer hocamız yine Anadolu Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Doktor Hasan Uçar. İngilizce öğretmenliği, Anadolu Üniversitesi'nin İngilizce öğretmenliği lisans programından 2005 yılında mezun olmuş. Ve yüksek lisans ve doktora eğitimini yine Anadolu Üniversitesi'nde uzaktan eğitim anabilim dalında tamamlamış. Onun da temel çalışma alanları, konuları, öğretim tasarımı ve teknolojileri, açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında özellikle motivasyon tasarımı olarak geçiyor. Ben sözü, hani paylaşımımı kapatıp sözü direkt ortak bir sunum üstünden gideceksin sanırım Alper Hocam. Evet, sözü size veriyorum ve tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam, sağ olun. Cemil Hocam, Sibir Hocam, Eser Hocam ve komisyon tüm üyelerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok sağ olun bize bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım hani elimizden, sizler bizim için çok çalışıyorsunuz ama bizim de yapabileceğimiz katkı ancak bu kadar olabiliyor. Umarım hep herkes için verimli bir toplantı olur şimdiden. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum tekrar davetiniz için. İzninizle ben ekranımı paylaşarak devam edeyim çünkü baştan da az önce Sibel Hocam'a söyledim, bir günah çıkartayım. Buraya fazla fazla yaklaşık 50 ekran var bugünkü sunumda. Bir de Alper Hocam, siz ekran denemesi yaparken bir uyarı vereyim ben. Mikrofonları kapalı tutarsak özellikle ses yankımızı yankı yapıyor ses olmaması için. Ben de kapatıyorum mikrofonumu. Geldi ekrana, sorun yok. Güzel. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Sibel Hocam özetledi ama kısaca şöyle bir uzaktan eğitimde farklı sunum biçimleri, aslında dersteki etkileşim biçimleri de diyebiliriz buna. Bu konu özellikle sizin gibi çok öğrencisi olan sınıflarda farklı olması gerekiyor. 15-20 öğrencisi olan, böyle bir lükse sahip olan derslerde farklı olması gerekiyor. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Tasarım stratejileri. Ve ondan sonra da biraz da size pratikte hani çok kısa zamanda neler yapabilirsiniz, görsel, işitsel malzemeleri hazırlarken nelere dikkat etmek gerekiyor, biraz o konulardan ve sunum tekniklerinden. Sonrasında da vaktimiz olursa dilerseniz soru cevap kısmına devam edebiliriz daha önce yaptığımız gibi. Bu arada hani geçen bir önceki seminerimizde, toplantımızda konuşmuştuk. Hani bu yaptığımız şey uzaktan eğitim değil demiştik. Çünkü bu yaptığımız şeye biraz apar topar girdik. Ve aslında yaptığımız şey acil durumlarda, şu an pandemi gibi bir acil durumda günü kurtarmak adına yapılmış bir çabaydı açıkçası. Öğrenciler eğitimlerinden uzak kalmasın, öğrenme malzemelerine, hocalarına ve kurumlarına erişebilsin diye bir şeydi. Fakat o zaman da söylemiştik, bu bir uzaktan eğitim değil ancak günü kurtardığımız palyatif bir çözümdü. Özür diliyorum. Neden değil derseniz de uzaktan eğitimi diğerlerinden ayıran en önemli şey, aslında bunu yüz yüze de yapmamız gerekiyor ama uzaktan eğitimde olmazsa olmaz bir şey var. Çünkü öğrenci artık uzakta ve öğretim üyesine dokunma
odasının kapısını çalma belki imkanı yok. O yüzden bu etkileşim unsurlarına çok önem veriyoruz biz uzaktan eğitimde. Mutlaka her bir derste ve her bir dersin de her bir modülünde bu etkileşim unsurlarından en az iki tanesine sahip olmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani neler bunlar? Öğrenen dediğimiz, yani öğrencinin birbirleriyle etkileşim kurmasına sağladığımız etkinlikler var. Öğrenenin öğreticiyle, öğretenle etkileşim kurmasını sağladığımız etkinlikler var. Bir de öğrenenin bizim dışımızda içerikte de kurduğu bir iletişim var. O yüzden o içeriğin tasarımı çok önemli diyoruz. Burada aşağıda kaynak da var. Dilerseniz ulaşabilirsiniz ya da ben sizlerle paylaşırım toplantıdan sonra da. Biz uzaktan eğitim uygulamalarına baktığımızda kısaca şöyle çok farklı, bundan çok daha farklı sınıflandırmalar var. 5'li, 10'lu, 15'li gibi çok daha küçük parçalar ayırabiliriz ama özetlemek gerekirse aşağıdan yukarıya doğru en yoğundan en az yoğuna doğru giden bir düzen var burada. Yani yoğun etkileşimli dediğimiz şeyler, yani bütün etkileşim unsurlarına sahip olduğumuz şeyler, bu az önce söylediğim biraz daha o lükse sahip olan, küçük öğrenci sayılarına sahip olan sınıflar için düşünebiliriz. Burada öğrenciye sürekli bir destek veriliyor. Öğrencinin öğretim üyesiyle sürekli bir temas kurabilme, daha doğrusu bu online ortamda bahsediyorum tabii ki. Çevrim içi ortamda hocasıyla sürekli temas edebilme ve destek alabilme şansı var buralarda. Bunun biraz daha hani öğrenci sayılarımız fazlalaştı dediğimizde kullanabileceğimiz yöntem rehber gözetimli dediğimiz, guided dediğimiz bir öğrenme yöntemi var. Öğretme yöntemi. Burada da öğrenenin daha çok içerikle, hocasından ziyade içerikle daha çok etkileşime girdi. Hocanın da rolünün biraz daha rehberlik olduğu. Yani öğrencinin çalışması önden ve ondan sonra da öğretim üyesinin kendisine rehberlik etmesi, onun öğrenmesini yönlendirmesi ve o istediğinde destek vermesi üzerine kurulu bir şey. Ancak hani sınıflarımızda bizim dün bir komisyonumuzda konuşuyorduk. İdari bilimlerde mesela 1000 tane öğrencisi olan bir ders varmış. Şimdi 1000 dersi olan bir öğrenci de eminim bir önceki toplantıda sizler de yaklaşık 400 gibi bir rakamdan bahsetmiştiniz yanılmıyorsam. Hakikaten 400 kişilik bir ders de burada biz size ne kadar motivasyon teorilerinden bahsetsek de, ne kadar etkileşim yapın desek de hani insan evladının yapabileceği bir şey değil, çok açık söyleyeyim. Yani 400 kişiyle bu söylediğimiz bütün etkileşim türlerini sağlayabilmek gerçekten çok zor. O yüzden sizlere bu derslerde çok daha fazla iş düşüyor. Belki öğretim üyesi sayısını, oradaki asistan desteğini falan arttırarak falan bir yollar bulunabilir ama hakikaten buralarda çok zor. Burada biraz daha kitlesele yakın, hani bizim açık öğretimde yaptığımıza yakın bir modele gitmek gerekiyor. Nedir bu da? Öğrenenin içerikle daha fazla, hatta tamamen neredeyse etkileşime girdiği, bizim ona sunduğumuz malzemeleri kullandığı, kendi başına çalışma, self-learning dediğimiz şeyi yaptığı bir modele gidiyoruz. Ve öğrenci bu durumda da sadece başı sıkıştığında, bir şeyi anlamadığında ona uygun destek araçlarının mutlaka olması gerekiyor. Çok özür diliyorum. Burada gördüğünüz gibi dikkatinizi çekmek istediğim şey, uzaktan eğitimdeki en büyük dropout, yani sistemi bırakma nedenlerinden bir tanesi de motivasyon olduğunu konuşmuştuk ama işte öğrencinin o motivasyonu düştüğünde mutlaka bakın şu üç şeyde de destek olduğunu göreceksiniz. Burada da var, burada da var. En etkileşimli olanda da en az etkileşimli olan modelde de en önemli unsurlardan bir tanesi uzaktan eğitim ve genelde düşünülmeyen kısmı budur. Hem öğrenci için hem öğretim elemanı için mutlaka destek olması lazım. Yani öğrenci ve öğretim üyesi başı sıkıştığında ben şunu çözemedim, ben bunu öğrenemedim dediğinde destek alacağı bir yerin olması lazım ve bunu baştan tasarlamış olmamız lazım. Bu olmazsa işte o zaman dersten düşmeler, motivasyon eksiklikleri ve hatta dersi bırakmalar, kalmalar gibi sonuçlara sebep olabiliyor. Yeni başlayan kurumların en çok eksikliğini hissettiğimiz kısmı burası ve hani inandırmakta da biraz güçlük çektiğimiz kısmı burası. O yüzden mutlaka bu yeni dönemde de kurduğumuz şeyde mutlaka destek sistemlerinin olması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Neler yapacağız? Hani bundan sonra şimdi artık herkesin kendi derslerine, ben de şimdi başladım. Bizim üniversitemizde de örgün için bir komisyonlar oluşturduk ve başladık çalışmaları. Yarın sabah 9.30'da tekrar bir toplantımız var mesela.
Bu hayatımıza girdi artık. Hani uzaktan eğitim zaten girmesi gerekiyordu. Daha önce de söylemiştim belki. Bir gün yapacaktık ama belki de bu pandemi böyle bir tetikleyici etkisi oldu. Biraz apar topar girmek zorunda kaldık. Tek kötü tarafı o ama hani geçen dönem böyle bir özrümüz vardı. Fakat önümüzdeki dönemek için artık bir özrümüz kalmadı. Kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Ve bu bana başka bir toplantıda sormuşlardı. Hani uzaktan eğitim burada mı, kalıcı mı artık, burada yaşayacak mı bizimle diye. Uzaktan eğitim zaten 1800'lerin sonundan beri burada ve yaşıyor olmak zorunda. Bütün kurumlar ve öğretmenler de kendisini buna göre revize etmek zorundaydı zaten. Biraz hızlı bir geçiş yaptık sadece dediğim gibi. Ama bunu yaparken, derslerimizi tasarlarken bir takım ilkeler olması lazım. Bizim için öğretim tasarımı dediğimiz bir şeyi, bir süreci işletmemiz gerekiyor burada. Geçen toplantıda konuşmuştuk. Ve bunun da en önemli unsuru nedir derseniz, öğrenme amaçlarıyla başlıyoruz. Biz açık öğretimdeki kitaplarımızı yazdırırken de, ilk toplantımızı yaptığımızda editör ve yazarlarımıza ilk söylediğimiz şey, bu kitapla, bu dersle neyi kazandırmaya çalışıyorsunuz? Önce bunu bir düşünün. Bu bir ders bazında da yapılır. Yani bir dönem boyunca, 13-14 haftalık dönem boyunca da yapılır. Ayrıca her bir küçük oturum içinde yapılır. Yani her bir haftalık 3 saatlik dersimiz var diyelim ki. O 3 saatteki amacım nedir, bunu düşünmemiz lazım. Ve bunu yeterlikler bazında ve öğrenci tabanlı yazıyoruz. Yani bu derste şu konular anlatılacak, şu geziler yapılacak, şu etkinlikler yapılacak değil. Yani buradaki özne, bakın bunu söylediğimizde özne kurum ya da öğretmen. Burayı öğrenci merkezli yazmamız gerekiyor. Öznesi öğrenci olan amaçlar yazmamız gerekiyor. Nedir yani? Bu dersi bitirdiğinde öğrencinin neyi yapabiliyor olmasını bekliyoruz. Yani işte bu dersi bitirdiğinde öğrenci şu kuramın tanımını yapacak. İşte şu modeli açıklayabilecek ya da şu aleti kullanabilecek, şu operasyonu yapabilecek, şu aşamaları yapabilecek gibi öğrencinin yapacağı yeterliklere dayalı amaçlar yazmamız gerekiyor. Bu en önemli unsur. Bunu bazen zorlanıyoruz ama gerçekten bunu yaparsanız size şöyle 3 tane faydası olacak. Birincisi, anlatacağınız içeriği belirlemiş olacaksınız. Bu içeriği yaparken hangi etkinlikleri yapmanız gerektiğini göreceksiniz. Çünkü oradaki yüklem belirleyecek bunu size. Yani bir şeyin tanımını yapmasıyla bir aracı kullanması, bakın iki tane birbirinden farklı düzeyde yüklemden bahsediyorum burada öğrenci açısından baktığımda. Şimdi tanım düzeyinde bir amacınız varsa, sadece tanımlasın bana yeter diyorsanız, bunun için yapmanız gerekenler başka şeyler. Ama o tanım işe koşsun ve onu kullansın dediğinizde başka bir operasyon gerekiyor. Dolayısıyla sizin hem içeriğinizi belirliyor birincisi, yöntemlerinizi belirliyor. Ve üçüncüsü de benim çok önemsediğim, ölçme araçlarınızı da benimsiyor. Yani tanımlayabilmeli dedikten sonra öğrenciye operasyona dayalı psikomotor bir beceriyle ölçmemeniz gerekiyor. Bunu biliyorsunuz artık. Tanımsa, tanımın nasıl ölçüleceği az çok belli. Bir aracı kullanmaksa ya da bir operasyonu, bir aşamalı bir etkinliği gerçekleştirmekse, bunun için yapmanız gereken ölçme çok daha başka. Hani benim belki bir öncekinde verdiysem lütfen beni durdurun. Bizim Hasan hocamızın hep verdiği bir örnektir. Suni teneffüs diyelim ki, yani buna ilişkin ilk yardıma ilişkin bir dersiniz var. Suni teneffüsün aşamalarını yazsın istemek başka bir düzey. Mesela çocuklarla çalışıyorsanız bu uygun olabilir. Ama bir işte itfaiye eriyle, bir polisle, askerle çalışıyorsanız bu insanların tanımı bilmesi yetersiz. Çünkü bunlar her gün yapmak zorundalar belki de bu şeyi. Bu performansı sergileyebilmeliler. O yüzden yüklem farklı bakın. Ve siz bir polis memuruna suni teneffüsü gerçekleştirebilmeli aşamalarına bağlı kalarak doğru bir şekilde dediğinizde ölçme yönteminiz de değişiyor bakın. Sadece kuru kuru tahtada bir anlatım ya da çoktan seçmeli testle bunu ölçemezsiniz. Bunu biliyorsunuz. O yüzden biraz uzattım ama bizim için gerçekten bu öğrenme amaçları bütün şeyin temeli diyebiliriz. Hani kurduğumuz ders tasarımının temeli amaçlarla başlıyor. O amaçlar size içeriğinizi de belirliyor, öğretim yönteminizi de belirliyor, ölçme yönteminizi de belirliyor. O yüzden şimdi vaktimiz var, lütfen biraz bunu düşünün. Yani sizden beklentim şu aslında, her bir dersin sonunda öğrenciler geldikten sonra, bu dersten çıktıktan sonra neyi yapabiliyor olsunlar? Hani şu bardağı alıp buradan buraya koyabilsinler bakın. Bu gayet gözlenebilir bir beceri. Bunu alacak, buradan buraya koydum. İşte 20 santimlik bir mesafe var. Bu 20 santimde suyu dökmeden, hatta standartlarını da belirleyerek, içindeki suyu düşürmeden, dökmeden bu bardağı buradan alıp bu tarafa aktarması.
Bu bakın öğrenci merkezli yazılmış bir şey. Öznesi öğrenci. Gözlenebilir, ölçülebilir bir yüklem var burada. O yüzden çok anlamlı bir şey. Bunu nasıl kazandırabilir mi düşüneceksiniz sonrasında? Her bir ders için bunu yaparsak derslerinizin tasarımı, içerik tasarımı ve ölçme değerlendirmeyi de büyük oranda bitirmiş oluyorsunuz. O yüzden buraya biraz vakit ayırmanızı rica ediyorum hepinizden. Daha sonra sizin işiniz kolaylaşacak dediğim gibi. Bir başka şey, az önce yarım kaldı, kusura bakmayın. Burada çok fazla slide var. Bazı yerleri geçeceğim. Sizlere kaynak olarak kalması açısından da böyle tuttuk. Kusuruma bakmayın. Daha şimdiden bakın 10 dakikayı yedik bile hemen hemen. Her modülde standart bir plan olsun lütfen. Hani sürpriz olmasın. Motivasyon oturumumuzda da konuşmuştuk. Bugün de değineceğim pek çok yerde. Öğrencilerin motivasyonunu düşüren, herkesin aslında, öğrenenlerin diyelim, bizim de öyle yaptığımız işlerde de düşünün, motivasyonumuzu düşüren veya ya aman canım yarına kalsın dedirten şey belirsizlik. Bizim uzaktan eğitimdeki en büyük düşmanımız belirsizlik. Ve işte bir takım sürprizler olduğunda, her hafta başka bir araç geldiğinde, her hafta başka bir şey geldiğinde, standartın dışına çıktığımızda uzaktan eğitimin etkiliğini azaltıyoruz. Bunu bilelim. Planlar öğrencinin gerçekleştireceği etkinlikler ya da görevler olmalı. Yani ne yapacak öğrenci? Okuma mı vereceğiz? Bir şeyi seyretmesini mi istiyoruz? O seyrettiği şeyden sonra bir rapor yazmasını mı istiyoruz? Özet mi? Bir makale yazması mı? Yani bir takım etkinlikler mutlaka. Bu etkinlikler dediğimiz şeyler işte o etkileşimi sağlayan şeyler. Yani sadece canlı ders uzaktan eğitim değildir. Bunu belki de büyük olasılıkla bir önceki oturumda da söylemiştik. Hocayı karşısına geçirdiğinizde ekranın uzaktan eğitim yapmış olmuyoruz. Araya mutlaka etkileşim unsurlarını koymamız lazım. Etkileşim unsurları dediğimizde de daha önce de konuşmuştuk. İşte bunlar bir takım çok basit quizler olabilir. Şu sunum sırasında bile, dersiniz sırasında bile bir durup Ahmet hadi şimdi sen söyle olabilir. Her şey olabilir yani. Ufak tefek şeyler de olabilir. Çok makro düzeyde şeyler de olabilir. Bu süreçte öğrencilerinizin de yalnız olduğunu unutmayın lütfen. Onların daha çok yönlendirmeye ihtiyacı var. İşte o belirsizliği ortadan çıkarmak için her şeyin çok açık ve net yazılmış olması lazım. Benim kendi derslerimde de en çok önemsediğim şey, yurt dışına gittiğimde de ilk böyle aha bu buymuş dedirten, böyle dikkatimi çeken şeylerden biri şuydu. Girdiğim her derste, bazı derslerde inanın 20-30 sayfalık, Keller'ın dersi de onlardan bir tanesiydi. Hatta Keller'ın bir seti vardı. Copy Center'a gidip aldığımız böyle 60-70 sayfalık bir syllabus'ı vardı dersin. Ders izlencesi vardı. Her hafta öğrenci ne yapacak? Şunu okuyun. Ondan sonra en az 300 sözcüklük bir özet yazın kendi düşüncelerinizi içeren. Ondan sonra arkadaşlarınızın yazdıklarına cevap verin falan gibi adım adım, aşama aşama öğrenciden ne bekliyorsanız bu syllabus'ta bir dönemin planı olması lazım. Artı her bir haftanın. Bu hafta öğretmen benden ne bekliyor? Bu hafta neyi eksik yaptım ya da neyi tam yaptım öğrencinin bilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız güvendi Arts modelindeki şeylerden bir tanesi. O güveni sağlayan şey bu açıklık, işte o belirsizliği engellerseniz eğer. Evet, öğretmenim benden bu hafta 3 parça iş istemişti. Şunu yapacağım, şunu okuyacağım, bunu seyredeceğim ve ben bunları yaptım. Tamam. Hani öğrenci kendisinden bekleneni yaptığını bilsin o hafta. O yüzden çok net, açık, mümkün olduğunca ayrıntılı. Kendi yaptığım tartışma forumu örneğinden belki vermişimdir. Hani ben tartışma forumunda tartışsınlar istiyorum. Tanım düzeyindeki bir öğrenme benim derdim değil çünkü. Ne diyorum orada? Diyorum ki bakın soru bu. Yukarıda bir tane açık uçlu, tek doğru cevabı olmayan bir soru veriyorum. İşte KPSS sınavlarını değerlendirin mesela. Bunu istedikten sonra diyorum ki bakın bu yazacağınız geri bildirim en az 300 sözcüğü içermeli. Ve 300'ü de size ait olmalı. Google'dan kopyala yapıştır yaptıysanız kabul etmiyorum. Bakın ölçütlerimi sıralıyorum öğrenciye. Ondan sonra diyorum ki en az çarşambadan pazar gününe kadar da en az 2 arkadaşımıza geri bildirim verin. Onlar da en az 150 sözcük olsun. Ondan sonra da arkadaşlarınızın size verdiği geri bildirimlerin hepsine de en az 30 sözcüklük, işte neyse 100 sözcüklük cevap verin. Bakın ödev gayet net. Öğrenci bunu aldığında neyi yaparsa görevini tamamlamış olacağını çok net bir şekilde bilmesi gerekiyor. Bunu bilirse işte kendisini güvende hissediyor ve başarı hissini ne sahip oluyor? O motivasyon teorilerinde konuştuğumuz şeyleri gerçekleştirme olanağı buluyor. Ve mümkünse farklı biçimlerde de erişebilmesine. Bakın az önce Sibel Hocam da söyledi. Şu an burada olamayan hocalarımız var pek çok sebepten dolayı. Öğrencileriniz de bazen olabilir.
Onlara bu oturuma mesela sonrasında da ulaşma imkanı vermek rahatlatıcı bir şey olacaktır, iyi bir yöntem olacaktır. Modüler yapıyı biz sürekli vurguluyoruz. Uzaktan eğitimde bunun önemi çok daha fazla. Modüler baktığınızda olaya daha kolay yapılabilir. Hani böyle bite size ısırma boyutunda bir ısırıklık şeyler haline getirmiş oluyorsunuz her bir modülü. Bunu nasıl düşünebiliriz? Belki bir işte 14 haftanın her bir haftasını bir modül gibi düşünebilirsiniz. Bir kitabın üniteleri gibi düşünebilirsiniz. Belki de bir haftayı ikiye ayırabilirsiniz eğer doğal bir ayrım varsa. Her bir ders onun altında modüller var. Şurada sağda gördüğünüz gibi bunu çoğaltabilirsiniz. 2, 12, 22 olabilir. Ve her bir modülün içinde de nasıl bir etkinlik yapayım? Öğrenciye nasıl bir etkileşim unsuru sunayım? Nasıl görevler vereyim? Bunu düşünmemiz lazım. Bunu yaptıktan sonra işimiz daha kolay olacak. Onu yaptıktan sonra da bunu hangi aşamalarda nasıl adımlarla yapsın? Küçük küçük adımlara bölüp önce şuraya git. Şu videoyu izle. Ondan sonra LMS'e git. LMS'te işte öğrenme yönetim sisteminde sana bıraktığım şu sorulara cevap ver. Ondan sonra arkadaşlarına cevap ver gibi aşamaları, adımları açıkladığımız etkinlikler olmalı. Özetlemem gerekirse bir modüler yapı öneriyoruz. Mutlaka amaçlarla başlayan ve gazetecilikteki hani 5N1K diye bir kural vardır ya. Onu biraz işletin. Hani her bir etkinliği kim yapacak? Ne zaman yapacak? Neden yapacak? Çünkü öğrenciler hani hepimiz öyle çocuklarda, yetişkinlerde neden yapmamız gerektiğini bilirsek çok daha motive oluyoruz. Bana ne kazandıracağını, gerçek hayatta ne işime yarayacağını bilirsem ikincisi R'nin hatırlarsanız relevance yani ilgiydi geçen motivasyon teorisinde işlediğimiz şey. Bunun gerçek hayatta ilgisi, mesleki hayatında bu beceriyi nasıl kullanacak diye düşünürseniz ve bunu öğrenciyle paylaşırsanız çok daha etkili oluyor. Ben burada izninizle sözü Hasan Hoca'ya bırakmak istiyorum. Ondan sonra sınıf yönetimine geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Hasan'cığım şeyi yönetebiliyor musun? Bir istersen dene. Sol alt köşeden sunumu. Yoksa ben sana yardımcı olayım. Hocam sanırım... Olmuyor. Olmuyor. Teams'in tamam, adını kullanmamışım. İstersen tamam, ben sana kendim paylaşımın üzerine gideyim. Ben sana ilerletiyorum ufak bak. Hocam isterseniz siz çıkın. Çıkayım. Ben de modülüm üzerinden... Peki, sana bıraktım. Aslında bahsettiğiniz şeyler açılırken ben biraz birkaç şey söyleyeyim. Normal çevrimiçi değil, genel öğretim planları için söz konusu olan. Hepsi için. Aslında hep öyle hocam. Ben bütün sunumlarıma öyle başlıyorum. Dediğiniz çok doğru. Yani bugün konuştuğumuz, motivasyonda da konuştuğumuz hemen her şey örgünde de yüz yüze eğitimde de çok geçerli şeyler. Haklısınız. Çok farklı değil aslında ama şu var, uzaktan eğitimde biraz daha etkileşim unsurlarına çok daha önem vermemiz gerekiyor. Çünkü siz sağlamasanız da yüz yüze de öğrenci dersten çıktıktan sonra ya da arada ders arasında arkadaşlarıyla ya da farklı materyallerle etkileşime girme şansı var. Fakat uzaktan eğitimde o yalnızlık hissi biraz daha fazla ve o yüzden o boşlukları, bilgi eksikliğini doldurmak lazım aslında hocam. Bizim en büyük, uzaktan eğitimin en büyük düşmanı belirsizlik gerçekten. Bütün belirsizlikleri ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden her şey açık olsun, adım adım olsun, hangi malzemeyi nereden bulacağına varana kadar söyleyelim istiyoruz. Hocam yanlışlıkla çıktım. Şimdi bu arada yukarıda bir tadilat var. Benden senin oradan mı geliyorsun? Evet. Yapacağım. Sunuyu yüklüyorum. Evet, şimdi görülüyordur sanırım. Evet, hocamın biraz önce bahsettiği yerden devam edeceğim ancak modüler yapılarla ilgili bir modüler yapıyla ilgili bir deneyim paylaşmak isterim. Hocam anlatırken aklıma geldi, bizim 2015'te yaptığımız ve derslerimizde denediğimiz UMT diye bir model vardı, Unit Model Topic diye.
uzaktan öğretim derslerinin tasarımı için çokça önerilen bir yapının nasıl tasarlanacağı ile ilgili. Burada şöyle, her bir krediye denk olarak bir ünite planlanıyor. Daha sonra bir ünite 3-5 modülle bölünüyor. Bir modülde 3-5 konudan ve her bir konuda bir öğrenme çıktısından oluşuyordu. Hocamın dediği gibi biz modülü bir haftalık ders olarak düşünürsek, bir hafta olarak düşünürsek bizim bir dönemde 14 tane yaklaşık modülümüz olur. 12 ile 14 arasında. Bir ders içinde konuları ya da dersi 3 ya da 4 ya da 5 kısmı ayırıp biz İngilizce dersinde mesela temel yapıları bir ünite, bir kısım, İngilizce'de mesela zamanları bir kısım, bir ünite ve İngilizce'de cümle yapıları, hani basit ve karmaşık cümle yapıları şeklinde 3 üniteden, 3 konu başlığından ve her bir ünitenin altında 3 modülden, dediğim gibi her bir modülün de 3-5 konusu, her konunun da bir öğrenme çıktısı şeklinde bir plan takip etmiştik. Eğer merak edenler ya da bakmak isteyenler varsa burada yok. UMT modeli diye uzaktan öğretimde modüler ders tasarımı diye çok basit ve önerilen bir model var. Onu takip edebilirsiniz. Burada tasarım stratejileri tabii ki çok önemli. Dersin içeriğini biz iki şekilde tasarlayabiliriz. Burada uzaktan öğretimin tabii ki sunum şekli de bizim için önemli. Dediğim gibi öğrenci kendi hızıyla mı bu dersi sürdürecek? Rehberlik eşliğinde mi sürdürecek ya da yoğun etkileşim dediğimiz bizim çoğumuzun yaptığı online derslerde ya da LMS'lerde sürekli aktif olduğumuz bir süreç mi takip edeceğiz? Açıklayıcı ders tasarımları biraz etkileşimli ders sunumlarına, uzaktan öğretim yaklaşımına dayanıyor. Burada da giriş modülünde biraz önce hocamın bahsettiği gibi öğrencilere aynı art rotasyon modelinde olduğu gibi onların dikkatlerini çekecek unsurların bu resim, video, mesela dersin başında her öğretim elemanının 2 dakikalık kendini tanıtması, dersin amaçlarını, dersin içeriğini bir video eşliğinde paylaşması çok dikkat edici bir faktör olabilir. Amaçların önceden, hani syllabus şeklinde paylaşacağımız amaçları, beklentileri paylaşacağımız bir belge de olması çok çok önemli ve işe yarar bir faktör. Isınma da dediğim gibi öğrencilerin ilk derse karşılaşacağı ilk şey olabilir. Örneğin geçmiş mezunlardan birini davet etme ya da konu uzmanını birini çağırma ya da sadece öğretim elemanı ve öğrenciler arasında bir sohbet, beklentiler, amaçlar, sürece ilişkin ilk dersimizi bir sohbet dersi olarak planlayabiliriz. Açıklayıcı ders tasarımı dediğim gibi yoğun etkileşimli ve kısmen rehberli sürdürülen uzaktan öğretim sunum modeline yakın bir model. Burada bilginin kaynağı genellikle işte öğretim elemanı. Bütün modüller, her bir model bir hafta şeklinde düşünürsek her hafta öğretim elemanı canlı ya da asenkron dediğimiz sonradan izlenebilen ders içerikleri ya da sunumları paylaşır. Öğrencilerin o derse ilişkin uygulamaları ya da sorulara vereceği cevaplar üzerinden geri bildirim verebilir. Derse ilişkin özet yapılır ve her derste minik bir ölçme değerlendirme yapılabilir. Bazen bu sunumun sonunda paylaşacağımız Kahoot yardımıyla öğrencilerde bir açık uçlu bir soru paylaşıp öğrencilerin tepkileri, konuyu anlayıp anlamadıkları ya da yorumlama şekilleri göz önünde bulundurulur. Öğrenciler konuyu anlamış mı, anlamamış mı ya da 10 soruluk kısa bir sınav da planlanabilir. Burada açıklayıcı model dediğim gibi öğretmenin aktif olduğu, bizim geleneksel olarak şimdi yaptığımız etkileşimin yoğun olduğu, bilginin sunulduğu, karşısında öğrencilerden tepkilerin alındığı bir model. Ancak ikinci yaklaşım, keşfedici yaklaşım. Biraz rehberli ve self-paced dediğimiz kendi hızında ilerleyen yaklaşımlar için uygun.
Keşfedici yaklaşımda yine giriş modülü, açıklayıcı modülde olduğu gibi bütün temel unsurlar zaten her yerde aynı. Dikkat çekecek, öğretim elemanının kendi amaçlarını, beklentileri paylaşılacağı bir syllabus olacak ve bir tanışma planlayabilecek. Ancak giriş modülünde sonraki bunu anlatımları biraz daha yapılandırılmış olması gerekiyor. Öğrenci için ortamda öğrencilerin yararlanabileceği ya da sahip olması gereken bütün kaynaklar, uzantılar hepsi önceden oraya yüklenmesi gerekiyor. Öğrencinin önceden ilgili videoları, ders kaynaklarını, içerikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Burada öğretmen daha doğrudan bilgi aktarmak yerine rehberlik rolüne bürünebilir. Örneğin bu izlediğiniz bir videoda ne anlatılıyordu? Ya da burada yapılan videoda operasyonda sizce ne yanlışlar vardı? İşte diyelim ki bir doktor-hasta etkileşiminin örneklendiği bir hocam pardon denetimi alayım sona geldi. Çok özür diliyorum. Evet, keşfedici yaklaşımdaydı. O paylaşılan içerikler, videolar ya da konu özetleri ya da konu anlatımları üzerinden ders daha çok yürütülür. Her dersin içerisinde öğrencinin kendi kendine yapabileceği sorular, cevaplayacağı yanıtların haricinde hoca ders sonunda sürpriz ölçme değerlendirmeler de yapılabilir. Adı üstünde keşfedici yaklaşımda dediğim gibi ortamın tamamen hazırlanması, bütün içeriklerin önceden orada koyulması ve öğrencinin öncesinde, sırasında ya da sonrasında ortama giriş yapıp her şeyi biraz kurcalayıp öğrenmesini bekleriz. Ama bizim çoğunlukla yaptığımız şey açıklayıcı ders tasarımı. Şimdi bu bahsettiğimiz çevrimiçi derslerin tasarım süreçleri ya da modüler yapının nasıl yapılacağı, sunum şekillerinin nasıl planlanacağı ile ilgili çok güzel kaynaklar var. Özellikle benim yararlandığım ve hani göz attığım bu UNESCO'nun COVID-19'dan sonraki süreçte uzaktan öğretim derslerine ilişkin çözüm önerileri var. Bu solutions ile ilgili olan kısım. OER Commons'ın dediğim gibi bu çevrimiçi ders tasarımı, ders süreçleri ve planlamasına ilişkin yine aynı şekilde güzel kaynaklar var. Ben özellikle acil durum uzaktan eğitim için, bizim şu an yaptığımız eğitim süreci için UNESCO'nun Education Response Solutions yazarsanız çok güzel kaynakları var. Oradan gözden geçirebilirsiniz. Diğerlerine bakabilirsiniz. Bu anlattığımız konulara ilişkin daha fazla öneri görebilirsiniz. Peki örnek ders tasarımlarını nereden görebilirsiniz? Şimdi kitlesel açık çevrimiçi dersler dediğimiz MOOC dersleri var. Bir çevrimiçi ders nasıl planlanmış? Nasıl sunulmuş? Kaynaklar nasıl önceden koyulmuş? Öğretim elemanı ders öncesinde nasıl bir video paylaşmış ve syllabus nasıl paylaşmış derseniz size önerim burada Coursera, edX ya da Udemy gibi kitlesel açık çevrimiçi dersler var. Bunlar ücretsiz. Bazı derslerin tüm süreci açık, bazılarının sadece başlangıç modülü açık. Tüm süreçlere açık olan bir dersi alıp inceleyebilirsiniz. Bizim şimdiye kadar anlattığımız bu dediğim gibi çevrimiçi ders tasarımı, modül tasarımı, amaçlar, çıktılar, ölçme değerlendirme süreçleri ve dediğim gibi sunuş biçimi kendi hızında ilerleyen bir ders mi? Rehberlik gözetimli bir ders mi yoksa yoğun etkileşimli bir ders mi? Ders tasarım biçimi açıklayıcı mı, keşfedici mi? Orada örneklerine bolca oradaki derslerden ulaşabilirsiniz. Ancak belki bizim üniversitenin olması hasebiyle de Akedema'yı öneririz. Akedema, Anadolu Üniversitesi'nin kitlesel açık çevrimiçiler sunan bir platformu. Son zamanlarda çok yoğun kullanılıyor. Hatta sizin gibi bu COVID-19 sürecinden sonra uzaktan öğretime geçen, acil durumlarda uzaktan öğretime geçen kurumlar ya da öğretim elemanları için YÖK tarafından da
yaklaşık 30'dan fazla üniversiteye sunulan dijital eğitim ortamlarına giriş dersi var. Bizim yine programda uzaktan eğitimde Ela Akgün Özbek hocamız veriyor bu dersi. Bu ders yapılanmış bir ders. Ve dediğim gibi bu dersi herkes akademi üzerinden alıp kayıt olabilir. Burada uzaktan öğretim dersi verirken bir süreç, bir ders, bir modül, ölçme, değerlendirme araçları ve paylaşım araçları nelerdir? Hepsini burada temel düzeyde öğrenebilirsiniz. Size bunu öneririz. Peki şimdi gelelim bu ders tasarımı ve girişine ilişkin temel şeyleri kısmen söyledikten sonra şimdi hangi öğretim kaynaklarından yararlanabiliriz ve bunları nasıl yapabiliriz? Şimdi sunu bizim pek çoğumuzun yaptığı bir şey. Yaklaşık bir 45 dakikalık bir ders için çoğu zaman 20-30 slaytlık ve çoğunlukla yazılar, kısmen de görsellerle bezelmiş bir sunum yapabiliyoruz. Ancak uzaktan öğretim dersi için biz bu sunular üzerinden değil de daha çok video nasıl yapılmalı, videoda ya da sunularda görselleri nasıl kullanabiliriz ya da hazırlayacağımız videolarda ya da görsellerde neye dikkat etmeliyiz ikinci aşamada anlatacağız. Video üretmek aslında çok profesyonellik gerektiren bir durum değil. Biliyorsunuz pek çok araç var. Cep telefonumuzda WhatsApp'tan tutun da özel olarak kameralarda ya da programlar aracılığıyla herkes kendine kamerayı çevirip bir şey anlatmak istiyorsa 3-5 dakika, 5-6 dakikalık kısa anlatımlar yapabilir. Video kullanımı çok etkili çünkü yazı gibi bilişsel yük oluşturmuyor. Ve öğrenciler ya da günümüzdeki insanlar, bizler de kısa videolar üzerinden bir şeyler öğrenmeyi, bir şeyler izlemeyi çok seviyoruz. Hatta hani şöyle düşünürseniz ve şimdiki neslin kullanım sürecine bakarsanız, yazı temelli paylaşım araçlarından görsel temelli sosyal paylaşım sitelerine kaymalar var. Örneğin Instagram'ın yoğun olarak kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Ya da Twitter'ın gençler arasında az kullanılmasının nedeni çoğunlukla yazı olması. Facebook'un artık eskimiş olması, yazı artı resim içermesi. Ancak Instagram ve benzeri sosyal medya araçları daha çok görsel, kısa videolar, kısa yazılar eşliğinde kullanılıyor. Dolayısıyla video kullanımı çok çok önemli. Bütün uzaktan öğretim derslerinde sadece dediğim gibi kuru kuruya karınca duası gibi bir PowerPoint sunumu yerine ya da PDF yerine derslerde çeşitliliği sağlamalıyız. Birazdan da ses dosyaları, video kullanımı ya da sadece bir görsel üzerinden ders anlatma gibi yöntemlerle deneyebiliriz. Video kullanımı neden önemli dersek kısaca açıkladık, ancak kısa açıklamalar, problem çözümleri, gösterimler ya da geri bildirim verme, bu bireysel geri bildirim ya da grup geri bildirimi içinde kullanabileceğimiz güzel bir araç. Bu videolar hocamın da başta söylediği gibi bite size dediğimiz kısa ve sade olmalı. Burada en ideali 5 dakika civarında olan videolar. Ancak dersin tanıtımı için 2 dakika, geri bildirim için belki 2-3 dakika ya da konu anlatımı için 10 dakikaya kadar videolar planlayabilirsiniz. Tabii videolarda herkesin hoşuna giden şey sadelik, basit cümleler ve karşımızda bir öğrencinin olduğunu unutmadan ya da bunu öğrenen bir kitlenin buna ihtiyacı olduğunu unutmadan bunları aktarabilmeliyiz videoda. Ses ve görüntü kalitesi çok önemli. Çünkü kötü çekilmiş videolar ya da çözünürlüğü düşük olan videoları kimse seyretmek istemez. Dolayısıyla iyi kameralarda ve doğru bir uzaklıkta, bu yaklaşık 1-1,5 metrelik mesafede çekilmiş videolar çok daha etkili. Artık hani bilgisayar üzerinden ya da cep telefonları üzerinden çok kaliteli videolar çekebiliyoruz. Şimdiki telefonlar bu anlamda çok çok önemli. Göz teması, kameraya bakarak konuşmak da önemli. Ve etkileşim unsurları içermeli video. Yani bir şeyi anlatıp hadi gidiyorum değil de bizim uzaktan öğretimde en önemli iki faktörümüzden bir tanesi bulunurluk. Biri bilişsel bulunurluk, iki sosyal bulunurluk ya da bulunuşluk diyoruz. Burada videolarımızın etkileşim unsurları içermesi gerekiyor.
hadi başta da söylemişti hocam, çevrim içi eğitim, uzaktan eğitimin temeli etkileşimdir. Bu öğrenen içerik ya da öğrenen öğretici, öğretmen boyutundan minimum iki tanesini kapsamasını öneriyoruz demiştik. Burada videolarda arada sizce nasıl ya da bu anlamda burada sizce haklı mıyız ya da burada doğru mu yaptık ya da bu konuda siz ne düşünüyorsunuz onu kendiniz değerlendirin gibi bilişsel bulmuşluğu da içeren videolar içerebiliriz. Peki biz uzaktan öğretim dersleri için temel düzeyde ve hızlı bir şekilde nasıl video üretebiliriz? Bunun için çeşitli araçları kullanabiliriz. En çok kullanılanlar ekran kaydı. Eğer biz bunun için mesela bir sunu olabilir ya da bir resim olabilir ya da kullandığımız bir program olabilir. Çok yaygın araçlarla ekran kaydımızı, sesimizi ve üzerinde cursor yani mouse'u oynatıp anlatabileceğimiz hızlı videolar üretebiliriz. Bu çok çok etkili. Özellikle programlama dersleri için ya da görsellik içeren dersler için ekran kaydı iyi bir video tekniğidir diyebiliriz. Ya da sunum araçları. PowerPoint üzerinden anlatacaklarımızı biz bir video kaydına alıp hani derste canlı anlattığımız derslerden önce belki biz o videoyu öncesinde öğrencilere paylaşıp lütfen bu videoyu izleyin. Derste şu tartışmayı yapacağız da diyebiliriz. Yani video kullanımı orada da etkili olabilir. Mobil cihazlarla çok kolay ve etkili, yüksek kalitede videolar da üretebiliriz. Hani kamerayı masamızın karşısına koyup bir metre mesafeden dediğim gibi pek çok konuda derse ilişkin, geri bildirime ilişkin ya da derse hoş geldinize ilişkin kısa videolar üretmemiz çok mümkün. Ya da web konferans aracılığıyla da bu videolar üretebilir. Bizim yaptığımız gibi bu kaydın video altına, kayıt altına alınıp bir derste paylaşması da mümkün. Ekran kaydı bu anlamda çok önemli. Hem iOS hem de Android tabanlı bütün cihazlarda rahatlıkla kullanılabilen bir araç. Bu araçlarda tabii ki Loom, OBS veya ScreenFlow gibi araçlar var. Ancak biz burada şu sağda ismi yazıyor ama Camtasia programını öneririm. Ben hani kendim onu kullanıyorum. Camtasia'da hem ekran kaydı alarak video üretmek hem de sadece kamera açıp video üretmek için çok iyi bir araç. Peki kamera olarak mobil cihazları da kullanabiliriz demiştik. Dediğim gibi iki tabanlı bütün programlarda bu kullanılabilir. Web konferans üzerinden biliyorsunuz Zoom ya da BigBlueButton gibi araçlarla eş zamanlı sunumlar yaparak da bir video oluşturabiliriz. Video kullanımı için bizim temel alacağımız şey dediğim gibi kısa olması ve sade olması. Bu çok önemli. Ekrandaki yazıların az olması ve hepsinin okunmamasını yeğlemeliyiz. Sınıftaki gibi dediğim gibi göz teması kurup karşılıklı konuşmalı ve yer yer tonlamalarımızı ona göre ayarlamalıyız. İmleci normalden biraz daha fazla hareket ettirmek gerekiyor. Çünkü hani geride kaldığımızda sesimiz ya da görüntümüz önde olduğunda yani bir uyuşma sorunu olduğunda bu da motivasyonu kıran faktörlerden bir tanesi. Ekranda ne yaptığınızı söz olarak da açıklayabilirsiniz. Hani yazılar az olduğu için belli bir sayıda yazı ya da satır olacağı için ekranda bir ekran üzerinde konuşacağımız yazılanlardan çok daha fazla olması gerekiyor. Dediğim gibi konuşurken kameraya bakılması ve göz temasının kurulması çok çok önemli. Dosya büyüklükleri de önemli. Şöyle ki biz bunları bir veri tabanına yüklüyoruz ve çok büyük boyutta yani 100-200 megabaytlık videolar sosyal araçlarda ya da bizim LMS programlarına yüklenmesi zor araçlar. Ortak paylaşım ortamlarında mesela Vimeo'da, YouTube'da ya da ScreenShare gibi programlarda 5-6 megabaytlık ya da 10 megabaytlık videoları rahatlıkla yükleyebiliriz. Dediğim gibi her ders için belki özel bir YouTube kanalı açıp uzantıyı elemesinin içine koyup bütün çektiğimiz videoları bir YouTube kanalında da barındırabiliriz. Dolayısıyla çok yüksek boyutta dosya büyüklüklerinin olmamasına dikkat etmeliyiz. Bu hem indirme hem seyretme açısından da kolaylaştırıcı bir faktör olabilir.
Ses dosyaları uzaktan öğretimde çok kullanılmayan ancak çok da işe yarayan bir bence araç. Şöyle ki örneğin ben WhatsApp'ta ses kaydını çok kullanıyorum. Çünkü çoğu zaman bakıp yazamıyorum ya da bir araç kullanırken bakamıyorum. Ancak bir ses kaydını açıp karşıdaki kişinin bana ilettiği mesajı sonuna kadar dinleyebiliyorum. Dolayısıyla ses dosyaları da bizim uzaktan öğretim dersleri için kullanabileceğimiz iyi bir araç. Bu modüllerde yani her ders için belki kullanmayabilirsiniz ancak bireysel olarak öğrencilere geri dönüt verdiğinizde ya da bir dersin konusuna ilişkin ek açıklama yaptığınızda bir ses dosyasına konuşmanızı kaydedip sisteme yükleyebilir, öğrencilerle paylaşabilir, grup ya da bireysel bunu yapabilirsiniz. Bu işitsel ortamlarda ses dosyaları özellikle geri bildirim yapma, verme ve yönlendirme için çok ideal bir araç. Dediğim gibi yine kısa. Kısa bizim için çok önemli çünkü öğrenci ve öğretim elemanı birbirinden uzak olduğu için çok uzun videolar ya da çok uzun ses dosyaları dinlenmeyecektir. Dediğim gibi 4-5 dakikalık idare, kısa ve sade ses dosyalarının oluşturulup paylaşılması çok önemli. Yine bizim her zaman dikkat edeceğimiz basit cümleler, sade bir dil ve karşıdaki öğrenci olduğunu unutmadan yapacağımız bir konuşma. Ses kalitesi çok önemli. Hani uzaktan çekilmiş ya da kötü bir mikrofonla yapılmış ses kalitesi dediğim motivasyonu bozar. Yine burada hani kamera değil tabii ki hani ses kaydederken ki uzaklık da çok önemli. Etkileşim unsurları da dediğim gibi çok önemli. Biraz önce kamerada videolar için kullandığımız bu bilişsel bulmuşluk ya da sosyal bulmuşluğu etkileyen karşıdakine soru sorma, tonlamayı sağlama ya da bazen durup orada öğrenciyi düşündürecek bir şeyler söylemek bu bulmuşluğu etkileyen ve dolayısıyla da motivasyonu yükselten bir araç. Ses dosyaları için kullanacağımız araçlar Audacity, SoundCloud ve VoiceThread. Ben Audacity'yi kullanıyorum. Audacity dediğim gibi çok basit dosya büyüklükleri de hani çok uzun bir konuşma yapmadığınızda paylaşılabilir, rahatlıkla dinlenilebilir bir dosya elde etmiş olabilirsiniz. Özetle yani bu video ve ses dosyaları için yapacağımız şeyler aslında çok büyük şeyler değil. Uzman olmaya hiç gerek yok. Herkes sosyal medyada günlük hayatında yapabildiği şeylerden yola çıkarak çok kolay bir şekilde video ve ses dosyası oluşturabilir. Amaç şu, karşıdakine bir şey aktarmak. Ve bunu yaparken tabii ki özensiz bir biçimde olmamak gerekiyor. Video çekerken de ses dosyası kaydederken de. Pek çok araç var. En çok kullandığınız, yani mükemmel araç diye bir şey yok. En iyi kullandığınız araç, en rahat kullandığınız araç sizin için en ideal araç. Malzemeler ne kadar kısa ve sade olursa o kadar izlenmesi, bilişsel yük oluşturmamız adına da önemli. Burada öğrenme amaçları, hocam da başta bahsetti. Bizim hani dersin yönünü çizen bizim öğrenme amaçları. Öğrenme amaçları doğrultusunda bu içeriklerin ya da bu üretimlerin yapılması gerekiyor. Biz öğrencilerden neyi bekliyoruz? Ders sonunda neleri kazanmalarını bekliyoruz? Dolayısıyla bunun için hangi araçlarla neyi aktarmalıyız? Eğer uygulamaya dönük yani üst bilişsel çıktılar elde etmek istiyorsak dolayısıyla videoların belki biraz uzun olmasına dikkat etmeli. Veya eğer teorik olarak bir şeyleri ezberlemesini istiyorsak belki ses dosyalarından da yararlanabiliriz. Bu anlamda dediğim gibi öğrenme amaçları çok çok önemli. Her ders için yani her hafta için bizim yani 2 ile 4 arasında bir öğrenme amacının olması ve bu öğrenme amacına yönelik içeriklerin ya da kullanacağımız bu ders geliştirme araçlarının bu şekilde kullanılması önemli olur. Peki bu çevrimiçi derslerde ister sunu olsun ister video olsun biz her zaman bir görsele ihtiyaç duyarız ve görsel kullanırız. Neden görseller derseniz bir dikkat çekmek için çok çok önemli unsurlar. Bütün motivasyon kuramlarında ARKS olsun ya da Gagne'nin öğrenmenin 9 adımı olsun hepsinde
bir dikkat çekilmesini önerirler ve bu dikkat çekme genelde bir görselle sağlanır. En kolay görselle sağlanır diyebiliriz. İlgiyi canlı tutmak için, sözel bilgiyi pekiştirmek için ya da sunuş süresini kısaltmak için bu görseli kullanabiliriz. Ama en önemlisi somutlaştırmak için de bu görsellere biz ihtiyaç duyarız. Tabii bu görsellerin dediğim gibi hem videoda hem de sunularda kullanırken dikkat etmemiz gereken temel kurallar var. Bu pek çok kural sayabiliriz ama biz temelde 10 tane kuralı hızlıca sayabiliriz. 1. Yazıların ve rakamların kolay okunmasını sağlamalıyız. Dediğim gibi hani küçük ya da çok büyük değil de 18-36 arasındaki punto büyüklükleri önemli. Eğer kolay görünmesini istiyorsak geniş ekranlarda bold yani koyu yazı kullanabiliriz. Tırnaksız fontlar çok önemli. Burada dediğim gibi serif tırnaklı, non-serif dediğimiz tırnaksız. Mesela Time New Roman gibi tırnaklı fontlar yerine Arial ya da Verdana gibi tırnaksız fontlar kullanmak önemli. Tek tip font önemli. Hani okunurluğu, sadeliği, akışı sağlamak için tek tip fontun kullanılması önerilir. Bir de hem videoda hem de sunularda zemin, yazı ve şekillerin de uyumlu olması gerekir. Burada mesela sol tarafta gördüğünüz videolarda ya da sunularda kullanacağımız zeminler ve sağ tarafta bu zeminlerin üzerinde kullanılabilecek yazı rengi var. Örneğin beyaz zeminlerde koyu mavi ya da yani siyaha yakın bir tonun kullanılması uygunken koyu tonlarda, koyu mavide açık sarı ya da beyaz tonların kullanılması daha uygun olabilir. Vurgu içinde genelde bütün zemin renklerinde kırmızı kullanabiliriz. Tabii her ekranda tek bir konunun ele alınması ve ilgili konuya ilişkin bir başlığın olması çok çok önemli. Örneğin sol tarafta bakın iki ayrı ana başlığa ait alt başlıklar yer alıyor. Bunun yerine her bir ana başlık için tek bir slide'ın kullanılması ya da tek bir video karesinin kullanılması daha etkili olacaktır. Tabii kalabalık sunular ya da kalabalık yazılar dikkat dağıtacağı için pek önerilmez. Yazıdan çok resim ya da grafik kullanılması önerilir. Çünkü dediğim gibi bunlar motivasyonu kıran, bilişsel yükü arttıran faktörler. Minimum yazı, maksimum görsel kullanılmasını ve her bir slide, her bir karede bir konuya odaklanması gerekir. Gereksiz yere görsel ya da açıklamalara yer vermemek gerekir. Bir de yoğun metin yerine kısa ifadeler. Bazen hani görüyoruz hani sunularda ya da derslerde ya da konferanslarda tamamen bir paragrafın alıp kopyalanmasındansa tek bir cümlenin, bazen tek bir kelimenin ya da 3-4 tane maddenin yer alması çok daha etkili, okunurluğu artıran, ilgiyi canlı tutan bir durum olur. Metinden çok tablo ya da grafik kullanılması da önemli bir faktör. Çünkü hani tabloyu pek kimse okumayabilir. Ancak bir grafik verip sunan kişinin onu açıklaması, ona ilişkin açıklamalar yapması daha ilgi çekici ve daha etkili olur. Bir de özellikle küçük ve büyük yazı kullanımına da dikkat etmemiz gerekir. Hani uzun metinlerde büyük harflerin kullanılması okumayı zorlaştırıyor ve hani pek çok kişi yarıda bırakabiliyor. Ancak hani ilk harfin büyük olması ya da her kelimenin ilk harfinin büyük olması hem okunurluğu hem de dikkati arttıran bir şey. Buna dikkat edebiliriz. Hatta hani tamamen büyük harfle yazmak karşıdakini hakaret gibi de algılanıyor özellikle kişisel yazışmalarda. Biraz önce de söylediğim gibi serif fontlarını ekrandan okumak zordur. Tırnaklı fontlar dediğimiz Time News Roman gibi. Bunlar daha çok böyle reklamlar, gazetelerde kullanılan büyük yazılar için uygun. Ancak sans serif dediğimiz tırnaksız fontlar okuması daha kolay. Arial, Verdana gibi. İtalik metinler
Monitörden mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor. Çünkü bunların bir ekranda okunurluğu çok zor. Normal veya koyu fonlar daha sade. Altı çizgili metinler sadece link, internet adresi linki vermek için kullanırız. Eğer bir şeyi vurgulamak istersek altı çizili şey yerine bir renk kullanmak, ki çoğunlukla kırmızı çok daha uygundur vurgu için, onlardan yararlanabiliriz. Çok fazla renk kullanmamak gerekir. Biraz önce söylediğim gibi ortalama 3 farklı renk üzerinden bir sunu hazırlanabilir. Çok fazla font ya da stil, yazı büyüklüğü de küçüklüğü de dikkati dağıtan, hani hem videoda hem de sunuda dikkat edilmesi gereken bir faktör. 6x7 kuralı var biliyorsunuz. 6 satır ve her satırda 7 sözcük bir ekran kaydı, bir video işte ekranı için idealdir. Biz bu sunuda çoğunlukla ona dikkat etmeye çalıştık. Ancak bazı yerlerde hani bunun farkında olduğumuz halde bunu da yapmadık. Toplamda ekranda en fazla 9 nesnenin olması resim yazıyla birlikte en ideal kullanımdır. Özetle, affedersiniz, özetle ister görsellerde ister videolarda uzun cümleler yerine kısa metinler yer almalı. Görseller dediğim gibi soyut kavramları ya da dikkati çekmek için işe koşulması çoğu zaman çok etkili ve verimli ders süreçleri ya da konu anlatımlarına destek olur. Çok kalabalık ekranlar yerine dediğim gibi sade ve her ekranda ister video ister sunuda bir tane bir şeyi vurgulamak için kullanabiliriz dedik. Kullandığımız özelliklerin bir noktaya odaklanmasını tercih edebiliriz. Ve dediğim gibi çok gerekmedikçe bir sunuda, ders sunusunda ses veya animasyon gibi böyle olağanüstü taklar attıracağımız hareketli özellikleri kullanmaktan kaçınabiliriz. Evet. Çevrimiçi derslerde etkili sunum teknikleri. Alper Hocam buradan devam etmek ister misiniz? Devam edeyim mi hocam? Olur, olur Hasan'cığım, alayım ben. Ben bir de ekrandan çıkarsam bir şey paylaşacağım hocalarımla. Tamam. Sanırım burası mı çok... değil mi hocam? Daha önce konuştuğumuzda. Evet. Tamam. Görsellerin neden, ya daha doğrusu iyi bir görselin neyi sağlayabileceğini size bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Hasan Hoca çok güzel anlattı. Hani bir sürü kural var. Bunları daha sonra eminim inceleyeceksinizdir. Şimdi bakın, hani sizi biraz sıkacağım. Bilinçli olarak yapacağım bunu bu arada. Ekranımı görüyorsunuz değil mi? Bu buradaki konu şu. Lastiklerin, otomobillerin lastiklerinin, tekerleklerinin hava basıncıyla ilgili içeriğiniz var. Ve bunu ekrana bu şekilde yansıttığınızı düşünün. Ve siz gerçekten, kusuruma bakmayın, bilerek sıkacağım şimdi. Şöyle anlattığınızı düşünün bu dersi, bu konuyu. Yani ideal basınç nedir? Düşük basınç olursa, yeterli hava olmazsa lastikte ne olur? Fazla olursa ne olur anlattığınız bir konu. İdeal basıncından farklı bir basınç ile şişirmek tabanın yola temas alanının değişmesine neden olur. Normalde lastik tabanında bulunan tüm yüzeylerin yolla temas etmesi gerekir. Ancak hava basıncı düşük olan lastikte orta kısım yere temas etmez veya az temas eder. Bunun sonucu olarak araç lastiğin dış kısımları ile yola tutunmaya çalışır. Diğer taraftan yüksek hava basıncına sahip olan lastik sadece orta diye gidiyor. Bakın şu an sıkıldınız bile değil mi? Hani koptunuz yani. Konudan da bir şey anlamadınız. Düşük havada ne olur? Fazla basınç olursa ne olur? İdeal olursa ne olur? Şimdi bir tane de bu konuyu görselle anlatsaydınız ne olurdu? Onu göstermek istiyorum size. Bakın aynı konu. Size hiç konudan bahsetmeyeceğim bile bakın. 10 saniyenizi alacak. Düşük lastik basıncı soldakidir arkadaşlar dedik sınıfta. Yol tutuşunun nasıl olduğunu gösteriyor bakın. Dış yanaklarıyla sadece yola tutuyor. Ortası tutulmuyor. İdeal basınçta yüzeyin tamamı yolla temas ediyor. Yüksek lastik basıncı yaptığınızda da lastik şiştiği için sadece orta kısım temas ediyor. Ve yol tutuş bu yüzden çok iyi olmuyor. Bakın her iki durumda ideal bir yol tutuş sağlamıyor. Gördüğünüz gibi sayfalar boyunca belki de uzatıp anlatabileceğiniz bir şeyi basit bir görselle, hani buna biraz ama tabii ki kafa yormak gerekiyor, biraz çaba harcamak gerekiyor. Basit bir görselle çok net bir şekilde, kısa bir şekilde anlatabilirsiniz. Bir başka şey bakın bu şekilde de olabilir.
sayfalar boyu anlatmanız gereken bir şeyden bu sayede kurtulabilirsiniz yani özetle. Şimdi şeye dönersek, hani canlı derslerimizde neler yapabiliriz, ne yapmamız gerekir konusunda biraz daha dönersem, evet ekran gene titremeye başladı. Tekrar yüklemem gerekecek galiba. Öncelikle geldi hocam ama bir sonraki ekrana geçiyor mu, geçmiyor. Ben izninizle, kusura bakmayın, ha şuradan yapmaya çalışayım. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey kendi ortamımızı hazırlamak. Yani derslere başlamadan önce mutlaka, bakın ben de şu an fark ettim, klima açmayı unutmuşum. Odada klimalarımız yok ama bir ufak pervanem var, onu hazırlamayı unutmuşum mesela. Bu gibi şeyler için önceden yapabiliyorsanız eğer ortamınızı hazırlayın diyoruz. Biz bu oturuma yine başlamadan önce bir deneme oturumu gibi bir şey yaptık hocalarımla. İşte slaytlarımız çalışıyor mu falan gibi. Mümkün olduğunca bunları hani ders başlamadan önce yaparsanız iyi olur. Öğrenciyi kaybetmemek adına. Şimdi sonrasında da kendiniz hazırlanın. Yani hem ortamınızı hazırlayın ve hazırlanın. O günkü konu, işleyeceğiniz şey, hatta bu araçların nasıl kullanacağına varana kadar mümkünse derse biraz daha önceden, 30 dakika belki abartılı gelebilir ama biraz daha önceden bağlanın ki hani olası aksaklıklar varsa bunları zamanında giderme şansınız olsun. Ders başladıktan sonra öğrenciyi kaybetmeyelim, karşımızdaki dinleyiciyi. Sunum dosyalarınız varsa yükleyin, ekranınızı temizleyin. Yani işte bakın ekran paylaşımı yapıyoruz. Şu an ekranında ne varsa karşımdaki herkesin bunu görme olasılığı var. Mahrem olan, hani başka dosyalarınız varsa onları kapatın. Öyle bir ekran hazırlığı yapın anlamında söylüyoruz bunu. Mümkünse başlangıçta, Sibel Hocam da uyardı mesela, herkesin bunu kontrol etme şansınız var. Zoom'da da var, işte Big Blue Button'da da, canlı ders sunum araçlarının hepsinde farklı isimlerle var. Bu bir tanesi, Zoom muydu, Teams miydi, hangisi hatırlamıyorum ama tüm katılımcıların default olarak, verili olarak başlangıçta herkesin, öğrencilerinizin sesinin kapalı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu size sunulmuş bir imkan. Bundan yararlanın, aksi takdirde her evdeki, her odadaki ya da her kurumdaki öğrenci nereden bağlandıysa oranın dış seslerine maruz kalma olasılığınız var. Bundan kurtulmak için bunu yapmamız gerekiyor. Planlama yapın lütfen. Her bir ders için öncesinde bugün ne yapacağım? Buradaki bir saat de olabilir, 30 dakikada olabilir. Bu bir saatte ne yapacağım? Yani nasıl dolduracağım bu bir saati? Önce hangisi konuya değineceğim? Sonra hangi etkinliği yaptıracağım? Öğrencilere ne zaman soru soracağım? Bir konuşmalarına şans tanıyacağım? Bunların hepsini bilmek lazım. Kaydedin ve sonradan izlemelerine olanak verin tabii ki. Kurallarınızı öğrencilerinizle paylaşın. Yani dönem başlarken canlı derslerin ve her dersin diğer ögelerinin, hani çevrimiçi ortamdaki kuralları öğrencilerle paylaşın. Ama özellikle canlı derslerde bu biraz daha önemli. Yani öğrenci nasıl söz isteyecek? Anlamadığı bir şey olursa size nasıl ulaşacak? Bunların hepsini, ya da siz durup mesela 15 dakikada bir duracağım ve sizlere soru sorma şansı vereceğim mi diyeceksiniz? Yoksa dersin sonunda alacağım soruları mı diyeceksiniz? Öğrencilerle bu kuralları önceden paylaşmak gerekiyor. Yüz yüze dersteymiş gibi konuşmaya çalışın lütfen, mümkünse. Hani bu kamera karşısında herkesin tepkisi farklı olabiliyor ya da işte kalabalık sınıflarda farklı olabilir ama mümkün olduğu kadar samimiyet çok önemli. Bu hissiyatı karşınızdakine geçirmeye çalışın. Hani buraya yazılan uzun uzun, az önce kötü örnekte gördüğünüz gibi uzun uzun yazılar yazıp sonra da onları okumak iyi bir öğretmenlik, iyi bir eğitim modeli değil açıkçası. Mümkün olduğunca kameraya bakmaya çalışın çünkü bu bizim öğrenciyle yüz yüzeyken yaptığımız şeyi sağlayan bir araç. Yani kameraya baktığınızda öğrenci, evet hoca şimdi bana bakıyor hissiyatını alıyor maalesef. Ve kimin mikrofonu kullanacağına siz karar verin. Burası çok önemli. Öğrencilere siz soru sorun. Yani bir soru sorduğunuzda ortaya sorarsanız eğer, bir sonraki ekranda zannedersem o da vardı. Ortaya bir soru sorduğunuzda kimse cevap vermek istemeyecektir. Nasılsa bir arkadaşın birazdan cevaplar rehaveti oluyor insanlarda. Bunun yerine ismini söyleyerek, Ahmet şimdi sen bu konuda ne düşünüyorsun? İşte bir sonraki soruda da Ayşe'ye, Fatma'ya, Emre'ye söz vermek gibi bir yöntem izleyin lütfen. Ortaya sorduğunuzda şunu göreceksiniz. Sürekli aynı öğrencilerin katıldığını fark edeceksiniz bir süre sonra. Ama herkese etkin hale, sınıfta etkin hale getirmek için bir çaba göstermemiz lazım.
Öğrencilerinizi tanıyın lütfen. Hani burası da önemli. Onların neye ihtiyacı var? Ne gibi bilgi eksiklikleri var? Nerelerden bağlanıyorlar? Mesela bağlantı koşulları nelerdir? İşte bir nöbetten uzun bir 36 saatlik bir nöbetten sonra mı bağlanıyor dersinize? Bu gibi unsurları bilmek faydalı olacaktır. Etkileşim için soru, yorum ya da tepki vermelerini için bir fırsat sağlayın. Yani her dersinizde mümkünse en az bir, mümkünse iki saatte, her bir saat için iki soru mutlaka karşı tarafa, öğrenciye sorun ve onların aktif hale getirmeye çalışın. Yani cevaplamalarını isteyin ya da sohbet alanına yazmalarını isteyin ya da küçük gruplar oluşturup kendi gruplarında bunu tartışmalarını isteyin. Bazen de kameralarını açarak konuşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey. Hani kamerasını açmaya ya da mikrofonunu açmaya siz yetki verebiliyorsunuz. Az önce söylemeye çalıştığım şey de buydu. Sınıflarımızda da böyle hep arkada oturan, derse katılmayan öğrenciler mutlaka vardır. Bunun uzaktan eğitimde, çevrimiçi ortamlarda olma olasılığı çok daha kolay ve yüksek. O yüzden o arka sırada oturan dediğimiz o hissiyata sahip öğrencileri de mümkünse derse katmaya çalışalım. Dediğim gibi az önce küçük gruplar oluşturup tartışmalarını isteyebiliriz, bir grup ödevleri verebiliriz. Bunlar önemli etkileşim unsurlarından bir tanesi. Sizin karar vereceğiniz boyutta gruplar olabilir. 3-4 uygun ideal gruplar genellikle. Ama ödevin ya da işte verilen etkinliğin büyüklüğüne göre biraz daha artırıp azaltabilirsiniz. Sonrasında da yaptıkları bu çalışmaları diğer arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Yani illaki her öğrenme etkinliği canlı ders sırasında olacak diye bir şey yok. Derslerimiz sırasında ara ara böyle bir durup nasıl gidiyor arkadaşlar? Hani biz buna kavramsal kontrol noktaları diyoruz. Öğrenme acaba gerçekleşiyor mu bizim istediğimiz gibi? Bir geri bildirim almak öğrenciden iyi oluyor. Zaman zaman sunucu olmalarına izin verin. Hani bu hakikaten motivasyonu da arttıran bir şey. Sadece sunana değil, diğerlerine de ben de 10 dakika sonra ben de sunucu olabilirim, hoca bana da söz verebilir hissiyatını yaratıyor. O yüzden herkes böyle bir hani hazır bekliyor derste. Kopmaları engellemiş oluyoruz. Canlı dersler bu en önemli hani kavramsal yanlışlıklardan bir tanesi. Tam bir misconception yani İngilizcesi. Uzaktan eğitim eşittir canlı ders gibi bir anlayış var. Hayır değil, tam tersine. Öğrenmenin, bilgi aktarımının ya da bilgiyi almanın öğrenci tabanlı düşünürsek tek unsuru canlı dersler değil. Tek aracımız canlı dersler değil. Hatta mümkünse bilgi aktarımı kısmını ben ona hani işin kaba inşaatı diyorum yani inşaatın. Mümkünse o kaba bilgi aktarımı kısmını derse gelmeden önce yapsın. Okusun, seyretsin, videolarını seyretsin, okumalarını yapsın, alıştırmalar varsa onları yapsın, bir takım etkinlikler, ödevler verdiyseniz onları yapsın ve sınıfa öyle gelsin. Çünkü sizin her bir saatiniz çok değerli hocalarım. Yani sizin know-how'ınız burada önemli ve biz size 3 saat boyunca aslında ders anlattırdığımızda size haksızlık yapıyoruz ve sizin zamanınızı ve know-how'ınızı, bilginizi, deneyiminizi verimsiz bir şekilde kullanmış oluyoruz. O yüzden bırakın bilgi aktarımının büyük bölümünü derse gelmeden önce kendileri yapsınlar, okusunlar, seyretsinler. Derste de daha iyi etkinlikler planlayın. Sınıfta etkileşimi artıracak çok fazla örnek var. Burada mesela iki tane örnek var. Kahoot var, quiz var, işte polling diye geçiyor mesela Zoom'u kullanıyorsanız eğer. Yani bu polling şey ne denir? Oy verme gibi bir şey. Dolayısıyla çoktan seçmeli sorular, doğru yanlış sorular, bunu bu araçları kullanarak öğrenciyi bir kendine getirmiş oluyorsunuz tabiri caizse derste. Hoca bana bir şey sordu, cevap vermem gerekiyor ve etkin hale, aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Kullanımları çok kolay. Bu aracı da ben mesela Hasan'dan öğrendim sağ olsun. Şimdi hem örgün derslerimde yüz yüze de bile yapıyorum yani. Öğrenciler çıkarın cep telefonlarınızı diyorum. Zaten bir yandan gözleri orada. Dersin bir parçası ya haline getirmiş oluyorsunuz cep telefonunu. Ve işte çok basit, daha önceden hazırlamanız gerekiyor ama hazırlığı çok basit gerçekten. Kullanmaya niyet edip bakarsanız gerçekten göreceksiniz. Bazen beyaz ekranı kullanın ve hatta bunun için öğrenciye de yetki verebilirsiniz. Hani ekranı kullanıp üzerine yazı yazılacak bir şey varsa, bir problem sorduysanız mesela, bunu öğrenciye de yetki verip onun da yapmasını sağlayabilirsiniz. Bunların hepsi bakın hem sizi hem dersi hem öğrenciyi daha aktif hale getiren ufak tefek araçlar. Şimdi güzel haberi veriyorum. Sunumun sonuna geldik. Özetle kapatırken şunları söylemek istiyorum. Her bir birim dersinizin, yani bu bir saat olabilir, bir modülüm diyelim, her bir oturumun sonunda mutlaka bir son 5-10 dakikayı değerlendirmeye ayırın. Soruları var mı? Bugün ne konuştuk? Bu konu neden önemliydi? Tekrar bir hatırlatarak
bir yandan da gelecek dersi, bir sonraki dersi hatırlatıp ona da bir ön hazırlık yapma şansınız olabilir. Dersten önce onlardan ne bekliyorsunuz? Hani açıklık demiştik ya, bir ödev yapması gerekiyorsa tekrar bir hatırlatın, okuması dediğiniz bir metin varsa bunu tekrar emin olun ki bir sonraki derste hazır olarak karşınıza gelebilsinler. Dersten önce paylaşacağınız materyalleri öğrencilerle paylaşın. Canlı dersler arasında da aslında biz 7 gün öğretmenlik yapıyoruz. Yani haftanın 7 günü onların hocasıyız ve 7 gün bu ders canlı olması gerekiyor. O görüşmediğiniz, sizinle yüz yüze derste, sınıfta ya da çevrimiçi ortamda olmadığında da bu dersi aldığını hissettirecek bir takım etkinlikler koyabilirsiniz. Yani hafta içinde küçük videolar, sesli geri bildirimler, ödevini aldım Ahmet teşekkür ederim ama bir de şöyle baksan olaya gibi ya da işte şimdi git Ayşe ile konuş o da şöyle bir şey yapmıştı gibi ufak tefek hatırlatmalar, kısa mesajlar gibi araçlarla 7 gün boyunca bu dersi aldığını öğrenciye hissettirebilirsiniz. Eş zamanlı olmayan yani canlı ders dışındaki malzemelerin de literatür bize bunu söylüyor gerçekten canlı olmayan malzemeler daha etkili. Neden diye sorarsanız da şu, çünkü öğrenci kendisi oturup kendi hızında bu malzemeyi inceleyip ve geri bildirimde düşünerek daha iyi yapılandırılmış geri bildirim verme şansı oluyor. Şimdi burada bir soru sorduğunuzda canlı derste öğrenci çok da düşünme fırsatı olmadan apar topar bir cevap veriyor. Fakat aynı soruyu ev ödevi olarak verdiğinizde mesela o zaman düşüncelerini daha iyi derliyor, topluyor, araştırma yapıyor ve daha üst düzeyde bir öğrenmeye sebep olduğunu söylüyor bütün literatür buna. Bir tane bile neredeyse inanın aksini söyleyen araştırma yok literatürde. Ve aldığımız geri bildirimleri de mümkün olduğunca bir sonraki dersimize yansıtalım. Bugünkü konularımız kabaca bunlardı değerli hocalarım. Bize verdiğiniz fırsat için tekrar teşekkür ediyorum. Ben ekran paylaşımından çıkayım. Şimdi varsa sizlerin sorularını alabiliriz. Umuyorum hani verimli bir oturum olmuştur. Teşekkürler Alper Hocam, Hasan Hocam. Gerçekten hani pratik uygulamalara yönelik özellikle de yeni öğretim üyelerimiz için eminim çok çok da daha faydalı oldu. Sunumunuz oldu. Ben çok keyif alarak sonuna kadar izledim ve bakıyorum toplantının başındaki katılımcılardan da tam süremizi de çok aşmadık. Bir saat diye varsaymıştık zaten çok da uzatmayalım diye. Benim için bir rekor hocam yani. Çünkü en az uzattığınızdan dinledik. O yüzden çok teşekkürler. Şimdi soru ya da katkılar için el kaldırarak, mikrofonumuzu açarak el kaldırıp söz verdiğimde katkıda bulunursanız çok sevinirim. Arzu hocam, Arzu Tuna. Buyurun. Merhabalar. Ben özellikle video çekimlerinde TAT'ta da kullanıyorum. TAT'ta kullanmadan da dersi anlatamıyorum. Mutlaka bir şeyler yazmaya ihtiyacım oluyor. Ve karşımdaki öğrencilere de zaten anlaşmamda siz de yazın diyorum. Hani yazarak devam da edelim. Bu yanlış bir teknik mi? Bunu merak ettim. Yok değil hocam, gayet de güzel. Hani bu tamamen bu sorunun doğru cevabı yok. Bu soruyu siz belirleyeceksiniz açıkçası. Yazarak etkili olduğunu düşünüyorsanız öğrencinin, çünkü yazdığınızda ne yapıyorsunuz? Söylediğinizin dışında bir görsel unsur daha katmış oluyorsunuz ve öğrenciyi ikinci bir algısını kullanılmasını sağlayacak yeni bir nesne sunmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir yanlış bir şey değil. Hatta tam tersi teşvik etmeye çalıştığımız şeylerden biri. Önemli olan eğer konu bunu gerektiriyorsa, yani sözel bir konuyu ağzınızdan çıkan her şeyi tahtaya yazmanızın bir anlamı yok tabii ki. Ama anahtar kavramları ya da bir işlem varsa, işlemsel bir şey varsa bunun için kullanmanız çok güzel. Bunu yapan elektronik bir takım iPad türü üzerine yazı yazdığınızda ekranına paylaştığınız şeyler de var. Az önceki sunumun sonuna doğru bir ekran görüntüsü paylaşmıştım. Bunu canlı derslerde bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani hem siz yazabilirsiniz hem de öğrenciye yetki verdiğinizde onun yazmasını sağlayabilirsiniz. Tamamen etkinliği, etkileşimi artıran bir unsur. Gayet güzel bence hocam. Elinize sağlık. Aslında burada şunu da demek istedim. Benim alanım matematik gibi işlemsel bir alan değil. Ben hemşirelik hocasıyım. Örneğin bir beyin cerrahisi gerektiren bir hastalık var, anevrizma gibi. O anevrizmayı anlatırken hem PowerPoint'i bir resim gösteriyorum. Anevrizma budur, bu alanlarda olur gibi. Ardından da onun hemşirelik takımı var. Örneğin kapı içi basınçlarını düzenlemek gibi.
Orada bazı maddeler var. Örneğin bir mannitol gibi bir ilaç veriyorsunuz. Onu yazıyorum ben. Hani unutmasın, bir yıldız koyuyorum, mannitol mutlaka olmalı gibi. Yani hı hı. işlem değil ama özel olan bir meslek alanı. Ama bunları da yazmazsa sanki kalmıyor gibi bir durum var. Onu PowerPoint'te de veriyorum ama böyle bir illa yazılsın duygusu da var. Tamam hocam, işimize yarıyorsa, hani öğrenciler daha iyi öğreniyorsa kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Tamam. Yani. Etkili olduğunu söylüyorlar ama ben onları zorluyorum, siz de yazın diye. Olabilir, olabilir. Herkesin farklı bir öğrenme tarzı var hocam. Bizim oğlan yapmazdı, size öyle söyleyeyim. Yani toprak mümkün değil yapmazdı. Çünkü adam bir kere görmesi yetiyor bir şeyi. İkincisinden sıkılıyor. Herkesin farklı bir tarzı var dediğim gibi. Ben sizin için çalışıyorum. Bazı öğrenciler mesela, ben şunu öğrendim bir araştırmamızda. Biz mesela video kullanımı, benim kafamda videonun kullanımı bir işlevi var. Fakat nitel yaptığımız bir çalışmada öğrencilerden şunu aldım. Hocam, ben videoyu izlerken diyor ki benim videoları çok seviyorum diyor. Neden dedim. Çünkü videoyu durduruyorum. Ekranda yazan yazıyı kendim kenara not alıyorum. Ondan sonra tekrar başlatıyorum. Yani o istediği hızda seyretme olanağı var videoyu. Hocayı geri alıp tekrar evet. falan. Şimdi normalde biz videoyu tasarlarken ekrandaki yazıyı kenara yazsın gibi bir amacımız yok. Ama öğrenci böyle kullanıyor, böyle verimli olmuş. Güzel bir şey. Yani olabilir demek ki, böyle de bir kullanımı varmış diye o gün öğrendim ben yani. Ama benim tasarlarken o videoyu böyle bir amacım yok açıkçası. Çünkü zaten ekrana yazmışım ama öğrenci için işliyorsa buyursun, kullansın tabii ki. Öğrenci işe yaradığını söylüyor hocam dediğiniz. Evet, durup çok durup güzel. Yazıyormuş. Çok güzel. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim ben. Tabii bu çevrim içi videoların kayıt olması çok iyi bir şey aslında. Evet. İzleyemeyen, dersi izleyemeyen öğrenciler için sonradan özellikle mesela Teams'te stream'den ulaşma şansı olması çok avantajlı. Onu bizim öğrencilerimiz de belirtiyorlar çok. Eser hocam. Hocam bu özür diliyorum, araya gireyim. Çok güzel bir noktaya değindiniz Eser hocama vermeden. Bu hocam her zaman sizin videonuz olmak zorunda da değil. Tabii. Söz gelin, ben şimdi bu dönem iletişim bilimlerinde araştırma yöntemleri dersi veriyorum. Dersi İngilizce. Çok şükür İngilizce'de YouTube'da girdiğinizde milyonlarca kaynak var. Benim dersini kullandığım hocanın kendi videoları var. Şimdi ben öğrenciye diyorum ki gelmeden önce şu videoyu seyret, derse öyle gel. Ve o dersteki 3 saati çok daha verimli kullanıyorum. Okumanı yap. Bu kitabı yazan kişinin bak kendi videoları var. Benim olmak zorunda değil. O videoları seyret ve derse öyle gel. Burada tartışma düzeyinde bir ders yapalım. Yani şöyle düşünün, ben aynı dersi aynı şekilde anlatıyorum çoğunlukla. Yani araştırma yöntemleri sabit. Bazen örneklerim değişiyor tabii ki ama şimdi benim zamanımı da verimli kullanmış oluyorum. Ben her sene yaparsam 3 saatlik aynı videoyu çekeceğim. Ne gerek var? Hani bir kere çekeyim ve koyayım onu. Yıllar boyunca da kullanayım. Buradaki ders zamanımı da çok daha verimli kullanayım. Evet evet, dediğiniz gibi hani konuyu anlatmaktansa know-how'ı tartışmak, öğrencinin bir altyapıyla tabii. gelmesi ve sizden neyi alacağını orada belirlemesi belki daha anlamlı olacak. Özür diliyorum hocam, sözünüzü böldüm. Hocam bu noktada ben de bir şey eklemek istedim. Pardon. Kesildi ses Hasan hocam. Şöyle hocam, hocamın söylediğine ek olarak şimdi uzaktan öğretim dersi hakikaten yüzde derslerden yapılması zor bir ders. Hazırlık aşaması en zor kısmı. Ancak hocam da başta söylemişti. Artık bu hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. O yüzden sizlere de önerimiz, kendimiz de ya da arkadaşlarımıza da söylediğimiz 2-3 haftalık, 1 aylık sıkı bir hazırlık yaparak, yani öğrenme kaynaklarını, öğrenme amaçlarını, ders içeriklerini sıkı bir şekilde hazırlarsanız, bu sizi 3-5 yıl küçük küçük güncelleştirmelerle her zaman kullanabileceğiniz bir içeriğe sahip olmuş olursunuz. Şimdi hocamın da yönettiği bir proje var. Başka bir devlet üniversitesinde uzaktan öğretimin süreçlerine ilişkin böyle bir şey yürütüyoruz. Hocalara da aynı şeyi söylüyoruz. Hani bunu evet alışkın değiller. Bütün detayları yazmaya, her haftaki konunun amaçlarına, çıktılarına ya da her hafta ya da 3 haftada bir yapılacak ölçme araçlarını tasarlamaya alışkın değiliz ya da değiller. Ancak bunu bir kere iyi yapılandırırsak uzun vadede çok rahat kullanabiliriz. Küçük küçük güncelleştirmelerle bir örnek bir dert de yapmış oluruz. Hani dönem başlamadan Eylül sonuna kadar vakit var.
Dolayısıyla bu 45 günlük sürede hani siz de çok iyi bir uzaktan öğretim dersi içeriğiyle, amaçlarıyla, sunularıyla, videolarıyla, ses dosyalarıyla iyi bir şey planlayabilirsiniz ve uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii burada ben hemen bir bilgi gireyim. Sizin hani genellikle sunumda dikkatimi çeken hani bizim tıp fakültesinin eğitim programından farklı böyle bir dönem diyelim 16 saat boyunca haftada bir ya da 2 saat 16 hafta boyunca geçen bir ders sistemi üstünden hani gidiş var. Bizde daha entegre modüler bir sistem var. Modüller 8 ila 13 haftalık gibi oluyor ve bir yıl içerisinde bazen 3 modül bazen 4 modül olabiliyor bir eğitim akademik yıl içerisinde. Aslında bütün modüllerin, hani biz bu programı 2000'li yılların başında kurgularken bütün modüllerin ders olarak bir modül zaten bizde ders olarak tanımlanıyor ve bir öğretim üyesi üstünden gitmiyor. Yani öğretim üyesine atanmış dersler değil bizimkiler. Blok diye tanımlıyoruz biz onları, entegre bloklar. Her bir bloğun bir blok yürütme kurulu var. Onun başkanı, işte başkan yardımcısı bir sonraki dönem işi devralmak için. Böyle bir sistemde tanımlı bütün amaç, hedefler, öğrenme çıktıları, o öğrenme çıktıların program çıktılarıyla bağlantısı, iş yükü, hesapları tek tek hepsi aslında tanımlı olarak var. O yüzden bizim hani sadece çevrim içine geçişte işte hangi ana temaları neye çevireceğiz kısmında şu an tıkalı durumdayız. Onu çözmemiz gerekiyor. Biraz hani tıp fakültesi dışından da konuklar var. Belki onlara hani daha çok şeydir anlam ifade ediyor olabilir. O işte bir dönemlik ders kavramı. Bizde tıp fakültesinde biraz daha farklı işliyor sistem. Eser Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de çok yararlı bir toplantı oldu. Bu öğrenci motivasyonu gerçi daha önce de anlattınız hep ama süreç içinde biz normalde açık ders verirken tabii ki öğrenciyle yüz yüze olduğumuz için soruyu soruyoruz. Ondan da bir cevap bekliyoruz gibi yürüyor. Şimdi burada öğrencinin ismini söyleyerek öğrenciyi derse katmak istediğimizde çok heyecanlanıyor bizim öğrencilerimiz ve bir sonraki toplantıda derste bakıyorsun isimsiz katılıyor öğrenciler. Böyle şeylerle çok karşılaştık. Bu şeyi kullanıyoruz ama o da ne kadar etkin oluyor bilmiyorum. Hani görüşmeyi göster diye yan tarafta bir bölüm var. Cevabı buraya yazın gibi yapıyoruz. Tabii orada da herkes çok etkin hemen o anda yazamıyor vesaire. Bunun için başka bir öneriniz olabilir mi diye soracaktım. Ya da belki hocam, kura gibi mi algılıyorlar soruyu. Hani bizim Türk öğrencilerinde böyle bir korku var. Konuşma korkusu hocam, da var. Hocam bu sorunun kökeni ilkokul yıllarımıza gidiyor. Hepimiz şöyle bir an yaşamışızdır. Bir kötü bir öğretmen modeli var. Eminim yani şu an kafanızdan bir isim belirdiğine eminim yani. Öyle aptal aptal soru mu sorulur diyen bir hocamız olmuştur mutlaka. Bunun kökeni oraya gidiyor hocam. Sizin bunu çözme imkanınız yok o dersinizde. Derinlerde yatan bir sebebi var. O yüzden yapabileceğiniz en iyi şey bu öğrencileri rahatlatmak. Bakın bu sorunun tek bir cevabı var ama başka burada beyin fırtınası yapıyoruz. Sizlerden doğru cevabı söylemeseniz de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Benim yurt dışına gittiğimde hocam aldığım ilk derste gerçekten beni çarpan şeylerden biri şuydu. Herkes her aklına eseni soruyor. Ve ben bazen içimden böyle hani kendimi yırtasım geliyordu. Ya bu soru da sorulur mu diyorum. Yani ben katılımcı öğrenci olarak bunu soruyorum ama öğretmenin ne diyordu biliyor musunuz hocam? Çok güzel bir bakış açısı. Bravo. Bu arada cevap külliyen yanlış hocam. Yerle bir hani soru da çok uygunsuz bir soru diyeyim. Hani hiç olmayacak bir soru soruyor ya da bir cevap veriyor. Ama öğretmen diyor ki aferin çok güzel iyi bir bakış açısı. Bir de şöyle düşündün mü acaba diyor. Ya da bir başkasına peki sen ne düşünüyorsun? İşte Michael böyle söylüyor sen ne düşünüyorsun diyor. Çünkü çocukluktan itibaren böyle yetişmişler hocam. Özgüvenleri oradan geliyor. Bizse tam tersi aptal aptal soru sorma, icat çıkarma denilen bir kuşağız maalesef yani. O yüzden icatlar bizden çıkmıyor, başkalarından çıkıyor işte. Zaman alacak hocam. Özetle sorunuzun bende cevabı yok. Teşekkürler. Hani, bir öğrenciye hocam böyle yapan bir öğrenciye, heyecanlanan bir öğrenciye tavrınız, oradaki modellemeniz bir sonraki öğrenciyi rahatlatacaktır. Yani bunu yapın hocam. Benim eşimin yaptığı bir şey söyleyeyim size. Yüz yüze bir derste bir tane kızcağız hiç konuşmuyor meslek yüksekokulunda. Sonra bu kızı birkaç sefer zorluyor. Kızın kekeme olduğu ortaya çıkıyor.
Kız ondan sonra bir derste çok utanıyor ilk konuştuğu derste ve dersten sonra Evrim bunu yanına çağırıyor. Diyor ki bak sen kekemesin olabilir. Bunun bir takım çözüm yolları var. Bunları araştırdın mı? Araştırmasan bile ben seni her derste konuşturacağım kardeşim. Bunu bütün sınıfla paylaş. Bu bir hastalık. Yani bu bir şey ne diyelim bir engel durumu fark etmez adı neyse. Bu çok normal bir şey. Ve ben bunun normal olduğunu herkese hissettireceksin. Sen söyleyeceksin. Hatta tanıştığın herkese önce ben kekemeyim de. Ondan sonra bak daha rahat olacağını göreceksin. Ve kızın hocam inanın hayatı değişti. Şu an yüksek lisans yapıyor. Kıbrıs'a gitti, okudu, bir şeyler yaptı. Şu an araştırma görevlisi oldu bir üniversitede. Hani buradaki sizin tavrınız çok önemli. Orada bu şeyi nasıl modelleyeceksiniz buradaki cevabınızı? O bir sonraki öğrenciyi daha cesaretlendirecektir diye düşünüyorum. Bu benim tabii sadece deneyime dayalı olarak verdiğim bir cevap hocam. Evet, şey derler ya, feel the fear and do it anyway. Yaklaşın evet. Bir şekilde. Evet. Yani hakikaten bu şeyi kabul etmek çok kolaylık sağlıyor insanlara. Yani işte üzerinize bir yemek döküldüyse bir konferansta öğle yemeğinde bunu söyleyerek başlayın. Yani yemek yerken bir şey yaptım, üstüme yemek döktüm, kusura bakmayın deyip devam edin. Öbür türlü ceketinizle böyle sürekli orayı kapatmaya çalışmaktansa söyleyin ve kurtulun. Onların derdi olsun yani ondan sonra. Evet, İlgi hocam parmak el kaldıranlardan. Merhaba, evet buradayım. Merhaba, ben çok teşekkür ediyorum. Çok yararlandığım bir paylaşım oldu. Ben sadece bir kaygımı dile getirmek istedim. Belki hocalarımızın bu konudaki görüşü nedir diye. Ben de önden öğrenme materyalinin verilip sonradan derslerin bunların tartışılması için kullanılmasının daha yararlı olacağına inanıyorum. Ama bütün eğitimi planladığımızda her hoca bunu verirse normalde öğrencilerin harcayacağı zaman iki katından çok daha fazla bir zaman olacak beklenen sürenin. Onu nasıl planlayacağız acaba? Az bile söylediniz hocam. Bir literatür bize 3 katı olduğunu söylüyor. Hem öğretmen için hem öğrenci için 3 katı zaman harcamak gerekiyor yüz yüzeden. Bu şeyin çevrimiçi öğrenmenin doğası hocam. Burada bir ders anlatmak ve bir ders almak istiyorsanız hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak daha aktif, daha çok zaman ayırmanız gerekiyor. Bu 2-2-4 hocam. Başlarken bunu verili olarak kabul etmemiz lazım. Öğrenciler de daha çok çaba harcayacak. Öğretmenler de daha çok çaba harcayacak. Yani yüz yüzeden gerçekten öyle hocam. 3 kat daha fazla zaman harcıyor bir ortalama öğretmen. Ama yurt dışında ne var? Şu var. Bizim gibi 8 tane 10 tane ders anlatmıyorlar. Yüzlerce hastaları ya da günlük yapmaları gereken fakültedeki komisyon görevleri yok. Bir hoca, Amerikalı bir hoca bir dönemde en fazla 2 ders verir. Bir tane de proje aldıysa o bir dersini bile üstünden alırlar. Aferin sağ ol teşekkür ediyoruz bize proje getirdin üniversiteye. Senin bir dersini alıp bilmem kime verdik diyorlar ve dönemde bir ders veriyor ortalama bir Amerikalı öğretmen. O yüzden de her çocuğun yazdığını anında gece gündüz geri bildirim verme şansı var. O çevrimi içi ortamda yaşama şansı var. Orada olduğunu hissettirme şansı var. Bizim eksik olan tarafımız maalesef bu yapamadığımız hani bir takım fiziksel ya da işte lojistik kısıtlamalardan dolayı. Geçen hafta Gaziantep Üniversitesi'ndeydim. Geçen ay özür dilerim. Bir hocamızla konuşuyoruz. Onları çevrim içi ortamda harmanlanmış öğrenme nasıl hazırlanır? Ona ilişkin bir Avrupa Birliği projesi. 14 tane dersim var hocam dedi. Ben orada sustum. Şimdi 14 ders hocam dedim ki hani haftanın günlerine sığmıyor. 5 güne nasıl sığdırıyorsunuz? Ben cumartesi de buradayım hocam dedi. Şimdi ben bu hocaya o saatten sonra hiçbir şey anlatamam yani. Mümkün değil. Biz ama buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz şimdi. Ve bunu baştan kabul etmemiz lazım hepimizin. Yani hoca olarak da öğretmen olarak da bize daha çok zaman gerekiyor. Daha emek yoğun bir şey burası ve yapacak bir şey yok hocam. O öğrenci de o çabayı gösterecek yani. Hocam bizde tıp fakültesinde gerçekten çok dolu bir program vardır ve çok uzun sürelidir. Öğrenciler yani bilmiyorum ben acaba bu tartışma sürelerini kısaltmak bir çözüm olabilir mi? Yani yüz yüze olan kısmı azaltarak bir çözüm bulabilir miyiz gibi bir şey düşünmüştüm. Yani diyelim ki ben video ile çektim dersimi, öğrencinin izlemesini istedim. Ama sonra tartışma için online çevrim içi tartışma planladım. Onu belki daha kısa tutarak en azından öğrencinin harcadığı zaman biz alışığız fedakarlık yapmaya da
öğretmenler olarak, ama öğrenciler bir süre sonra burnout oluyor gerçekten. Vallahi hocam, öğrenci olacaksa biraz zorlanacak diyeceğim ama yani şöyle, hakikaten bana ilk yurt dışına, kusura bakmayın, hiç cümle içinde kullandığım bir şey değil ama uygun örnek olduğu için söylüyorum size. 3 tane ders al dedi bana danışmanım. Daha doğrusu ben 5 derse kayıt olmuştum ilk dönemimde. Dedi ki sen manyak mısın? En fazla 3 ders alabilirsin. Sana yasak koyuyorum dedi. Bizde böyledir dedi. 3 ders aldığında full time, tam zamanlı öğrenci oluyorsun. Neden 3 ders hocam? Çünkü 9 saat deniyor ki ders dışında aldığın her bir yüksek lisans dersi için, sizinkilerde o kıvamda dersler olacaktır çoğunlukla, 5 katı zaman harcaman lazım. Yani bir sonraki derse gelip karşıma oturmadan önce 15 saat harcaman lazım o 7 gün boyunca benim dersim için. Ve bunu hakikaten yaptırıyorlar hocam. Her hafta bir makale kıvamında bir yazı yazıyordum yani en küçük dersimizde. 15 gün geç kayıt oldum. Sadece bakın, burada bayrama falan denk geldi. 15 gün geç kayıt oldum. Hoca bana syllabus'ı önüme attı. Dedi ki okuma listesine bak. İlk iki tanesini bizi yakala dedi. İlk ikisi neydi hocam biliyor musunuz? İki tane full kitap. Bitirmişler ve bana haftayı yakala bizi dedi. Yani yapacak bir şey yok. Eğer iyi bir doktor olmak istiyorsa, iyi bir işletmeci olmak istiyorsa bunları yapacak yani. Sizin koyduğunuz ödevleri yapacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Rica ederim. İşte bizde, bizim kültürde biz anlatabiliriz hocam. Tamam, biz anlatıyoruz. Öğrenciye boş zamanda yani o 8 saatlik mesai ve eğitim programı saatleri dışında bir şey, yani sadece sınav için hazırlık misyonu yüklüyoruz. O yüzden hani sonuçta bir dönemde bir haftada ikiden fazla ya da bir dönemde ikiden fazla dersi yok hocanın tabii. Çünkü zaten hoca anlatmıyor neticede konuyu. Öğrenci daha araştırıp geliyor. Muhtemelen bizim kültürümüz biraz ona uymuyor genelde. Evet, maalesef. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, ipuçları dolu olan harika bir sunumdu. Her iki hocamıza da. Biz de daha önce yaptığımız eğitici eğitimlerinde kendi içimizde fakültedeki hocalarımızla şu bilgiyi paylaşırdık. Lütfen sorularınızı ortaya sorun. Çünkü eğer bir öğrenciye hitap ederek soruyu sorarsanız ve o soruya cevap veremezse bir dahaki derslerinizde o öğrenciyi kaybetme riskini göze alırsınız. Şimdi sizin söylediğiniz bunun tam tersi oldu. Karşımızda göremediğimiz, bazen sadece var olmuş gibi olan, uzaktan eğitimde farkına da varamıyoruz. Bir takım öğrencilere isimle soru sormak ciddi bir risk yaratacak diye düşünüyorum. O yüzden soruyu ortaya sormak ve düşünme fırsatı vermenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu konuda tekrar görüşünüzü almak isterim. Bir de bir önce İlgi Hoca'nın söylediğinde çalışma alışkanlıklarını biz acil uzaktan öğrenmeye geçtiğimizde birdenbire değiştirmemiz mümkün değil. Yavaş yavaş olacak bir süreç. Çocuklar da bu sisteme adapte olacaklar diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönem bunlar için artık hazır olmayı gerektiriyor. Belki bu dönemin de sonunda bu fikre alışacaklar ve sizin de dediğiniz gibi gerçekten öğrencinin yapması gerekeni yapacaklar. Bizler de her şeyi anlatmaktan vazgeçeceğiz. Daha çok tartışmaya döneceğiz. Hepimizin olur, öğrenme süreci bir yandan. Diğer öyle soruma yanıt vermenizi bekliyorum hocam. Teşekkür tabii ederim. Tabii ki. Hocam önce sonucudan başlayayım. Haklısınız. Literatürdeki ortalama bize şunu söylüyor. Bir hocanın en verimli olduğu uzaktan ders verdiği derslerde 3. dönemi. Yani siz de kendiniz de şu an yaşayacağınız sıkıntılar çok normal. Hiçbirimizin tüm Türkiye'de, dünyada panik yapmaya ihtiyacı yok şu an. Gereksinimi yok. En iyi performansınızı 3. döneminizde, bu geçmiş dönemi saymıyorum bile bu arada. Bu dönem ilk planlı çevrimiçi dersiniz olacağını varsayarak söylüyorum. Yani gerçek performansınızı siz 3 dönem sonra sergileyeceksiniz. Çünkü hangi malzeme işe yarıyor, işte ortaya soru sorduğumda mı etkili oluyor, ismiyle soru sorduğum etkili oluyor. Bunların hepsini 3 yıl, 2 dönem boyunca deneyimleyeceksiniz. 3. dönemki dersiniz en verimli dersiniz olacak. Literatür bize bunu söylüyor. Öğrenciler biraz daha az sıkıntı çekecekler. Onlar daha hazırlar, merak etmeyin. Kendi oğlumdan örnek vereyim. 13 yaşında okul bir hafta sonra eğitime geçti ve çocuk bize hiçbir şey sormadı. Benim eşim de uzaktan eğitimci, aynı kattayız. Bir tane soru sormadı hocam. 13 yaşında çocuk. Baba şuraya nasıl girerim? Buradan hocaya nasıl cevap yazarım? Chatte bana onu dedi. Hiçbir şey sormadı çünkü hazırdı zaten o çocuk. Ama öğretmenleri bir sürü soru sordular okuldan.
Dolayısıyla çocuklar hazır, biz de zaman içinde hazır olacağız. Öğretmenlik çünkü daha yani eylemin %90'ını biz yapıyoruz aslında bir anlamda hazırlık kısmında. Dolayısıyla onlara o dersi hazırlamak biraz zaman alıyor. Üçüncü dönemde rahatlayacağız hocam, hepiniz onu söyleyeyim. Diğer sorunuz benim... Alper hocam görüşüm... pardon, üç dönem derken bu tam akademik yılı kastediyoruz değil mi? Yarı yıl değil yani, dönem dediğimiz. Yarı yıl hocam, yarı yıl. Bir buçuk yıl yani. Bir buçuk yıl sonra çok iyi olacağız hepimiz. Güzel. Şahlanacağız hatta, koşacağız yani. Genetik yatkınlığımız yok toprak gibi hocam. yok hocam, hepiniz daha iyi olacağız, merak etmeyin, güvenin bana. Bir buçuk yıl sonra tekrar konuşalım. Bu dediğiniz hocam, ortaya soru sormaya gelirsek de benim deneyimim hocam, ben hala kendimde ısrarcıyım, literatür de bize bunu söylüyor. Neden derseniz, ben kendi derslerimde yaşadığımı söyleyeyim. Şimdi ortaya soru sorduğunda şöyle bir şey oluyor. Evet, kimseyi rencide etmemeye çalışıyoruz ama ya hep topu bir soru hocam, niye rencide oluyor ki öğrenci de bu durumdan? Yani bilmiyorsan bilmiyorum de, bunda bir sakınca yok. Yani ben her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Derse girdiğinde öğrencilere de bunu söylüyorum. Bakın, soru sorulmadan ama ben her şeyi bilmiyorum. Hani araştırma yöntemleri dersi veriyorum ya da işte ölçme değerlendirme dersi veriyorum ama ben her şeyi bilmiyorum bakın. Bana yine de bana soru sorun diyorum. Bilmiyorsam da şunu söylüyorum. Bakın, güzel bir soru sordun. Cevabını şu an bilmiyorum. Haftaya hep birlikte bunu siz de inceleyin, ben de inceleyin. Ki haftaya siz bana anlatın mesela bu konuyu diyorum. Dolayısıyla burada rencide olacak bir şey yok. Hani kimseyi ortalık yerde milyonlarca insanın önünde böyle rencide eden, işte gururunu kıran bir şey yapmıyoruz ki. Sorunun cevabını bilmiyorsan bana bilmiyorum deme şansın var. Ben deneyimimi söyleyeyim, ortaya soru sorduğumda aynı iki kişi ya da üç kişi, sizin derslerinizde, örgünde de böyledir eminim. Aynı eller kalkıyor, işte Ahmet konuşuyor, Emre konuşuyor, Ayşe konuşuyor. Onun dışında kimseden hiçbir şey çıkmıyor. Bu etkili bir etkileşim türü değil açıkçası. O dersi arkada oturan, sessiz, belki kekeme, konuşmak isteyen ama bunu yapamayan öğrenci de konuşmak istiyor. Ona o şansı veriyorsunuz. Dediğim gibi buradaki sizin tavrınız bence o... Hani aşağılanmış, işte rencide olmuş hissini yaratmayacak olan sizsiniz. Burada biraz bize hoca olarak görev düşüyor. Yani olabilir, bugün bu sorunun cevabını bilmiyorsun. Bir sonrakinde tekrar söz hakkı verin. Ya da bildiğin bir soruda sen elini kaldır, oldu mu? Bir sonrakinde ben sana sormayacağım diyeyim mesela. Hani bunları sesli düşünüyorum bakın şu an. Ama bence dersteki bir sorunun cevabını bilmemek çok da hani intihara sebep olacak bir şey değil yani. Biraz da alışsınlar. Sosyal hayata da hazırlıyoruz onları bir yandan. Ben niye çocuğumu... buradaki fen lisesinde değil de işte İzmir Amerika'na göndermeye çalışıyorum. Çünkü orada çocuğa başka bir şeyler katacaklar. Bu sosyal becerileri katacaklar. Tıp öğrencisi olmuş, yarın doktor olacak, toplumda lider pozisyonda olacak, ailesinde söz sahibi olacak bir insanda bir soruya bilmiyorum demeyi öğrensin hocam yani. Bu da bir öğrenme süreci tabii ki hocam. Benim söylemek istediğim şuydu, eğer yani siz ortaya sorarsanız soruyu, bir iki öğrenci sürekli yanıt vermek isteyecektir. Bu kaçınılmaz. Ama Ahmet ya da Ayşe, senin de bu konuda düşüncelerini öğrenmek isterim deyip söz hakkını daha sonra onlara vermek. Yani bir düşünme süresi vermek, rencide etmekten ziyade. Yanıtsız kalabilirler yine ama o anlamda söylemiştim. Tabii pardon, ben yanlış anlamışım o zaman. Tabii ki hocam, süre vermek gerekiyor zaten, herkese verelim. Doğru bir şey o. Çok teşekkürler. Rica ederim hocam, ne demek. Evet, sanırım bir aktif olarak katılımcılardan kalkmış el yok şu anda ekranda. Ek bir katkısı ya da söylemek istediği bir şey olan Arzu hocam, tekrar mı el kaldınız? Ben bir yandan da kalkmış olan elleri hani bileyim diye indirmeye çalışıyorum, atlamış olabilirim. Kusura bakmayın. Son bir şeyi soracaktım. Bu özet döneminde bir akış şeması yapıp bir kavram haritası gibi şekiller içinde biz bu ders neleri öğrendik diyerek yani bu şemaların içinde yazılanlar daha iyi gibi geliyor bana da. Bunu da böyle bir yazalım mı çocuklara? Tabii yazın hocam. Onlara ödev verin hatta. Kavram haritaları çok etkili bir öğrenme türü. Çünkü üst düzey bilişsel becerileri ölçüyorsunuz. Yani şeye bir bakarsak hocam, ben bu sunumda paylaşamadım ama Bloom'un taksonomisi vardır. BLOOM diye. Burada bilişsel, duyuşsal ve psikomotor için ayrı alanlar. Bizim genellikle uğraştığımız şey, sizde psikomotor da var ama bilişsel alanlar olduğu için şimdi şeyle başlar, hatırlamayla başlar en basit düzeyde, en üst düzeyde de değerlendirmeye kadar gider. Kavramsal haritalar gibi araçlar, etkileşim araçları, ödevler kullandığınızda biraz daha ezber düzeyinin üstünde becerileri kullanmış oluyorsunuz. Yani Türkiye'nin başkenti neresidir sorusu en alt düzeyde, hatırlama düzeyinde bir soruyken işte KPSS'sizce
geçerliği, güvenlik açısından nasıldır dediğinizde öğrencinin bir sürü tanımını bildiği bilgiyi işe koşması gerekiyor. Kavram haritaları da öyle bir araç türü diyelim. Çok etkilidir. Kullanıyorsanız bence kesinlikle hani kullanmayan hocalarım da bakabilirler kavramsallaştırmak. Bir şeyin kavramsallaştırmak için hakikaten zihnimizde işte parçalar, bileşenler arasındaki ilişkileri kurmak için çok etkili araçlar. Tamam. Bunu özetle yapalım değil mi hocam? Özetle de olur hocam. Dönem içinde ders aralarda içinde etkileşim olarak da kullanabilirsiniz. Etkileşim unsuru evet, olarak da. Aynen. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet. Sanırım sonuna geldik toplantımızın. Etkinliğin çok teşekkür ediyoruz Alper Hocam, Hasan Hocam. İyi ki geldiniz. Bu saati bize ayırdınız. Devamını dileriz inşallah sonrasında da. Birlikte sizinle ek etkinliklerimiz olur. Ben hem katılımcılara değerli katılımları için hem size deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem de SMK'ya üyesi hocalarım hem birebir işin içinde olan hocalarla birlikte komisyon üyesi diğer hocalarımızla biz her cuma toplanmaya çalışıyoruz. Ortak bir görüşle programlar şekilleniyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyin diyorum katılımcılara. Çünkü sonraki etkinliklerimiz Perşembe saat 11'lere fikse ettik gibi SMGK etkinliklerini. Eylül ayı içinde tam tarihleri şimdi zikretmeyeyim, netlik olduktan sonra zaten duyuruları gelecektir ama çok önemli bir ana başlık, çok da tartıştığımız, kendimizi biraz zayıf da hissettiğimiz çevrim içi ortamlarda ölçme, değerlendirme, genel değerlendirmeler, özellikle online sınavlar avantajları, dezavantajları ve bizim için yine tıp için son derece önemli uygulamalı eğitimde portfolyo kullanımları ve portfolyo kullanımları ile ilgili güncel yaklaşımlar gibi konuları sığdırabilirsek Eylül ayı içinde içinde geçecek. Yine katılımlarınızı bekleriz. Çok teşekkürler diyorum ve kaydı kapatıyorum. Biz teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun her şey için. Umarım verimli olmuştur. Kolay gelsin herkese. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın. Herkese selamlar. İyi günler, iyi çalışmalar. Çok sağ olun. Hoşça kalın.